Lale. Su getirdim sana. Bırakma kendini bu kadar. Harap oldum iyice. Sen de hasta olacaksın. Onu, babama çok kötü şeyler söyledim. Belki de onu duyacaksınız. Allah'ım ne olur yardım et. Kötü düşünmek yok. Baban iyileşecek. Siz de her şeyi telafi edeceksiniz. Hiçbir şey için geç değil. Anlaştık. Yıldırım yeninizin yakınları. Babamın durumu nasıl? Doktor bey size bilgi verecek. Babanızı görmek isterseniz bir kişiyi çok kısa süreliğine içeri alabilirim. Ben kardeşiyim. Peki ama çok kısın. Sizler de birer birer içeri girip pencerenin arkasından bakabilirsiniz ama çok kısın. İlk ben gireyim o zaman. Gir ablacığım. Hasta olduğunu biliyordu da ondan mı geldi bizi görmeye? Biraz hava alalım. Gel. Giderken babam bizle oyun oynuyor sandı. Biz babamla çok saklambaç oynardık da. Üç kız kardeş. Üçümüz yumardık, babam saklanırdı. O kadar güzel saklanırdı ki babamı saatlerce bulamazdık. Bulamayınca da ağlardı. Babam da ağladığımıza dayanamayıp hemen çıkardı onu. Sobelerdik. Ben yine öyle yapacak sandım. Ama öyle değilmiş. Ağladım. Çok ağladık. En çok da Nergis ağladı. Ben de o ağlamasın diye ayakkabılık da babamın ayakkabısını kapının önüne koydum. Bak Nergis, babam evde gitmeli dedim. Nergis bana inanmadı. Sonra babamın ayakkabısını giyip bahçede çamurun üstünde yürüdüm. Ayak izi yaptım bahçeye. Sonra Nergis'e gösterdim. Bak babam evde işte dolaşıyor dedim. O zaman inandı. Onur, biz tekrar sobeleyebilecek miyiz babam? Aşkım, sakin ol. Her şey yoluna girecek. Tamam. Ben daha fazla dayanamayacağım, bekleyemeyeceğim.
Ya bir şey olursa babama? Hayır, bir şey olmayacak. Baban sağ salim aramıza dönecek. Tamam mı? İyileşecek. Sana çok kötü şeyler söyledim. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayır, senin yüzünden değil. Sen tam vaktinde getirdin hastaneye hatta. Bir sağlık problemin varmış zaten. Kendini suçlama, tamam mı? Bir an önce iyileş. Ama bir şey olmasın. Ona söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Söyleyeceksin aşkım. Söyleyeceksin. Anneciğim, iyi misin? Bilmiyorum. Bilmiyorum Onur. Ama Yıldırım Efendi bu hastaneden çıkınca daha iyi olacağım, onu biliyorum yani. Yıldırım baba güçlü, sağlam bir adama benziyor. Yani sizin yokluğunuzda çok badire atlatmıştır. Çok şeylerle uğraşmıştır, o yüzden bunu da atlatacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde düşünüyorum. Oo, kim bilir o kalbini kimlerle, nelerle yoğurdu yoğurdu. Geldi de posasını bizim önümüze attı. Elbette iyi olacak. İyi olmaya mecbur. Bizi bu şekilde bırakamaz, tamam mı? Hiç çocuklarımı benim bu kadar üzmeye, Lale'yi bu kadar vicdan azabında bırakmaya hakkı yok. İyileşecek. Bu kadar. Anne. Anne, tamam. Böyle bir şey olmayacak. Bunların hepsi geçecek. Sana söz veriyorum. Yıldırım baba iyileşecek. Aramıza dönecek. Ya aramıza dönmesin. Selametle. Tamam. Selametle. Sadece iyileşecek. Sonrasına bakacağız, tamam. Yıldırım Bey'in durumu çok iyi. Yani hayati tehlikeyi atlattı diyebiliriz. Zamanını söyleyemem ama yakında servise alacağız. Ama şimdilik yoğun bakımda kalması lazım. Peki ne zaman çıkacak hastaneden? Durumu iyi mi? İyileşecek yani, değil mi? Yavaş yavaş. Hepsinin bir sırası var. Taburcu olmadan önce servise alacağız. O zaman önemli bir şey yok, değil mi? Şimdi hastaya anjiyo yapıldı. Çıkan neticeye göre karar vereceğiz. Ama çok güçlü bir bünyesi var. Kısaca domuz gibi. Yani hepimizi gömer diyor doktor bey. Biraz fenalaşırsa bir at yarış kuponu gösterin, hemen ayılır. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Hadi gelmiş geçmiş olsun, vallahi şükürler olsun. Anneciğim size de geçmiş olsun. Kurtuluş niye bana geçmiş oluyor? Henüz geçmedi canım. O bu şehirden gidince geçecek. Ya kendi paşa paşa gidecek ya da ben onu göndermeyi bilirim. İkimize dar bu şehir. Tamam, şov bittiğine göre hadi karılarınızı alın gidin. Hadi geçmiş olsun çok, hadi. Hadi. Hülya sen de git. Yok. Ben abimi bekleyeceğim. Niye bekleyeceksin Ayşecik? Lale. Hayatım sen al ablanları da eve geçin. Anneciğim hadi sen de git. Ay tamam ben. Ya siz karılarınızı alın gidin işte. Anneciğim saatlerdir buradasın, yoruldun, dinlen biraz. İstersen yine gelirsin, tamam? O hadi. Kadar hevesliysen kal. Fenalaşırsa kupon göster, unutma. O bende. Tabii ayrıca ben de kalırım bacanak, yani bacanak nöbeti yapmış oluruz. Sabah siz gelirsiniz. Bak, bende diyor, kuponu var ha. Olur mu öyle şey ya? Hadi. Ararsınız bir tamam. Şey. Yıldırım! Allah'ım yine yaptın yapacağını Yıldırım. Evimizin üstüne kabus gibi çökmeyi başardın. Ama ben de son gülsem. Ben de seni buradan göndermesini bilirim. Ah! Anne. Annem. Uyku tutmadı da. Gel, sıpan beni. Gel. Ay canım, bak ne zamandır da yatmıyorduk, özlemişim kız. Anne. Canım. Babama bir şey olmaz, değil mi?
Bir şey olmaz, merak etme. Zobuduk gibi durur öyle. Sen eksiksin sen. Gel. Gel güzelim benim. Gir içeri. Aman da ne? Ya tabii. Ha, gelin, gelin, gelin. Allah'ım yarabbim. Oh. Ay mutluluklar. Ay mutluluklar. Tepişmece oynayalım mı? Ha? Hadi tepişmece oynayalım. Ay. Beyefendi. Beyefendi. Buyurun. Hastanızı odaya alıyoruz. Doktor bey de birazdan gelip size bilgi verecek. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. İyi başına hadi. Doktor. Evet, hanımların sorularını cevaplayabiliriz. Neredeler? Onlar eve gitti ama biz hastanın damatlarıyız. Bize söyleyebilirsiniz doktor bey. Buyurun. Öncelikle Yıldırım Bey'in durumu beklediğimizden daha iyi çıktı. Testleri de gayet iyi. Güzel. Peki bundan sonra neye dikkat etmeli? Beslenmesine dikkat etsin. İlaçlarını da zamanında alsın, o kadar. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi gel. Bizimkilere haber ver. Bir, bir dur. Hayırdır, ne oldu bacanak? Bacanak Songül anne. Yani tamam, Yıldırım babanın durumuna üzüldü ama hala çok öfkeli. Hatırlıyorsun değil mi ne söylediğini? Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Annem şimdi babayı direkt postalar. Aynen öyle. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Songül anneyi ikna edeceğiz, vazgeçirmeye çalışacağız. Ha, ikna ederiz, ikna ederiz. Yani onu rüyanda görsün bacanak. Lale'yi babasıyla görüştürmemiz lazım. Doğru diyorsun. Hatta diğer kızların da yüzleşmesi gerekiyor Yıldırım babayla. O yüzden olabildiğince kızları Yıldırım babaya yakın tutacağız. Gel gel, bir babanın yanına çıkalım. Benim aklıma bir şeyler geldi. Bacanak. Bak yine dalaverili bir şeylerse hiç aklından bile geçirme, ne ya olur. Yok be bacanak. Sen bacanağına güven. Hadi hadi, alacak, hadi gel. Songül demek beni buralarda barındırmayacak. Vallahi İstanbul'u yakacakmış gibi konuştu. Hani çok netti. O zaman yolu görüldü. Yani diyecek bir şey yok. Ver. Gidemezsiniz. Yıldırım baba, Songül annenin senin hesabı bitmiş olabilir. Daha doğrusu öyle söylüyor olabilir. Ama kızlarının hesabı bitmedi daha. Lale'nin kafasında seninle ilgili bir sürü soru işareti var. Bir sürü boşluk var. Madem geri geldin, o boşlukları doldurmadan, o soru işaretlerinin cevaplarını vermeden şuradan şuraya gidemezsin. İyi de onun ama nasıl? Yani Songül beni gördüğü yerde vuracak. Ha işte o noktada da biz ve planımız devreye giriyor. Şimdi öncelikle sizin herkese çok hasta olduğunuzu söylüyoruz. Doktor aman demiş yani. Yıldırım Bey'e acayip iyi bakıyorsunuz, çok dikkat ediyorsunuz. Kurtuluş, doktor böyle demedi değil mi? Yok. Demedi. Tıp gibisiniz maşallah. Anjiyon da temiz. Şimdi şöyle yapacağız. Tabii senin bu kadar hasta olduğunu kızlar öğrenince üzülecekler, endişelenecekler babaları için haliyle. Biz de bu yolla seni kızlara daha yakın tutacağız. Ailenin içine daha çok girmeni sağlayacağız. Aranızdaki bağı kuvvetlendireceğiz yani. Ya bu kandırma oluyor yani. Yalan söylemek gibi bir şey ya. Ben sonra dürüst olmaya karar verdim. Yalan kandırma gibi demeyelim de biraz abartıyoruz diyelim yani. Biraz ama yani biraz. İyi de bu abartma nasıl olacak? Şöyle ki şimdi hani böyle çok kötü bir kalp krizi geçirmişsiniz de böyle anjiyo yapılmış. O anjiyoda da böyle damarlar tıkalı çıkmış. Şey takmış hani ona. Neydi o hani? Stent. O stentten 8-10 tane falan takmışlar. Bacanak abartma. Ayşe. Ha, çok mu oldu 8-10 tane? O zaman tamam böyle hani bir tane tak. Yok ya, bir tane olmaz. 3 tane falan takmışlar. Hani madem abartıyoruz böyle tam yerinde abartalım diyorum. 3 tane stent takmışlar yani damara. Yani şimdi siz diyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş, anjiyo olmuş, 3 tane de stent takılmış, bir hasta rolünü oyna diyorsunuz. Yani rol yapacağım ben değil mi?
Tam olarak öyle babacığım. Ben yapamam ki. Ya ben oyuncu falan değilim. Ben yapıp ona çok kötü oynarım. Hiç kimse inanmaz benim yaptığım role. Ya. Yani olmaz. Hem sonra benim hiç içime sinmedi çocuklar. Yani Yıldırım Baba, ne yalan söyleyeyim. Benim de çok içime sinmedi ama şu anki en iyi yol bu. Süper oynarsın baba. Ben sana söyleyeyim. Yok yok canım. Yani başka hiç çare yok değil mi? Yok. Ah, Ömür arıyor. Ay, inşallah güzel haberler gelir. Alo. Babam taburcu mu oldu ya? Hayda. Ha, çok ciddi bir şey atlatmış yani. Ne diyorsun, stent mi takılmış? Hala risk devam ediyor, anladım. Tamam, konuşuruz. Babam taburcu oluyormuş ama 3 tane stent takmışlar. Yani bundan sonra da çok önemliymiş, çok iyi bakılması gerekiyormuş. Stresten, yorgunluktan uzak durması gerekiyormuş. Ay şimdi iyi ya, sesini duyduk ya, şükürler olsun. Tabii canım, babam iyi olsun da biz bakarız ona. Yine 4 ay ağaçına düştü Allah'ım yarabbim. Şey mi yapsak, acaba salona yatak mı açsak, hem sıkılmaz da ha? Buraya. Kendi evi var canım, kendi evinde bakılır. Rahat etsin, moral olsun. Niye rahat etsin? Niye moral? Allah Allah, G5'li kim varsa gider bakar yani onu orada. Ya şey açısından diyorum, ayol bizim evde metrekareye kaç kişi düşüyor? Allah Allah, burası kalabalık bir ev. Orada rahat eder kendi evinde. İyi, babama gidiyoruz yani. Ha, hadi. Ha, aynen. Ha? Bende anahtar var. Süper, hadi. Ama gün... Babacığım, rahat edemedin mi? Yok, rahatım, rahatım. Herkes rahat. Olsun. Bana olsa sırtıma yastığı koymaz. Anne. Ellerine dert görmesin kızım. Ha, niye böyle bir gecede çıkarıverdiler? Böyle yatsaydı bir iki ay, iyice kendine gelseydi, iyileşseydi, çıksaydı canım. Şey doktor, evde daha çabuk iyileşirsin dedi. Bir de dedi ki yani boşu boşuna yatak işgal etme Yıldırım Bey dedi. O zaman da bizim başımıza kalıyorsun işte. Hı. Takdiri ilahi Songül. Abiciğim, ne kadar büyük bir tehlike atlattın sen. Yani parkta böyle böyle patalarak düştü ya. Ah dedim, abime bir şey oldu. Ama şükürler olsun. Demek ki daha göreceğin günler varmış. Bak şimdi evinde, çocukları başında. Çok güzel. Ne güzel değil mi? Çok güzel. Değil. Evet Hülya. Haklısın, haklısın. Songül burada. Çocuklarım burada. Ya, kalp kriziymiş, anjiyoymuş. 13 damarıma stent takılmış. Vız gelir, tırıs gider. Maşallah Yıldırım Baba. Çok iyi atlattınız bu süreci. Ama tabii doktor ne dedi hatırlıyorsunuz değil mi? Yani moral, motivasyon fazla olması lazım. İnsanların size destek olması lazım. Allah korusun bir dahaki sefere bu kadar şanslı olamayabilir dedi yani. Ha, yani maazallah eğer bir daha böyle bir şey olursa yemin ediyorum 4 kolluyla getirmek zorunda kalır. Ben ne yapayım, ben demiyorum ya, doktor diyor hani çok fena bir şey geçirmiş kalbinden. Böyle bütün damarlar tıkalıymış. Hepsine böyle o stent diye şey takmışlar. Aa bak. Doktor dedi ki çok iyi bakmamız lazımmış. Yani ilk 6 ay çok önemliymiş anne. Ne yapacağız biz 6 ay böyle adamın ağzına mı bakacağız yani? Ne yapacağız? Bir program yapalım o zaman. Değil mi? Bu refakatçi işlerini ayarlayalım. Yok yok, ben refakat falan istemiyorum yani. Hepinizin işi gücü var. Benimle uğraşmayın. En iyisi. Babanız en doğrusunu söylüyor. Ya olur mu öyle şey ya? Uğraşacağız tabii. Babacığım olur mu öyle şey? Biz seni yalnız bırakır mıyız? Evet baba, o nasıl söz? Yani madem o kadar çok ısrar ediyorsunuz. Kızlarım Allah'tan bana benzemiş de vicdanlılar. Şanslısın. Evet. Kızlar hangi günleriniz boş sizin? Ay bizde kız çok. Seçin beğenin alın beyefendi. Ha, o zaman şöyle yapalım. Pazartesi Nergis gelsin. Salı Lale gelir.
Onu çarşamba Nünü gelir. Perşembe Hülya sen gelirsin. Cuma Songül gelir. Cumartesi pazar tatilsiniz. Ay ne güzel. Bak cumartesi pazar tatil verdi babanız. Nesin ya sen antrenör gibi? Herkesi yönlendiriyor musun sen? Allah Allah. Beni delirtecek bu. Ay, ay abime bir şey olacak. Ay abime yine bir şeyler olacak. Şaka yaptım ben Songül, şaka yaptım. Sinirlenince çok güzel oluyorsun da. Yani onun için. Her şeyin bir cevabı var. La havle ve la kuvvete illa. O zaman şey yapalım. Yani ben akşamları kalabilirim. Biliyorsun Emir'e sabahları bakıyorum ya. Okul olmadığı zaman da ben gelirim. Ben de gelirim babacığım. Çiçekçiye annem gider, ben ilgilenirim. Ben zaten çiçekçide yatılı kalacağım. Ben de gelirim. Yavrum sen nereye gidiyorsun Nünüm? Hani dinlenmen lazım biraz senin. Hani var kurtuluş? Allah Allah. Alt üstü bir bardak su, bir ilaç vereceğim. Canım onu da mı yapamayacağım? Gelirim babacığım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yıldırım babacığım. Yıldırım Bey. Efendim. Tamam. Bey babacığım. Hey, yani ne demişler? Moral her şeyin önünde gelir. Yani moralimizi yüksek tuttuğumuz zaman sağlık da kendi kendini yeniliyor tabii. Evet evet. Hani bir söz vardır. Sevgi her şeyi iyileştirir Songül. Sevgi emektir. Emeğin kadrini, kıymetini bilen iyileşir. Bilmeyen de böyle hapları yutar 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 iyi olur. Yani şimdi anneciğim hani doktor şey deyince stent... Tamam dikildik hepimiz bakıyoruz babanızın ağzına. Hani ne yapmamız gerekiyor başka? Böyle oturacak mıyız? Ya bir benim işim var galiba. Ha? Bir tek benim çalışmam mı gerekiyor? Yıldırım Bey kusura bakmayın. Ben dikilemeyeceğim sizin yanınızda. Malum para kazanan birine ihtiyaç var. Siz yapın programınızı Allah aşkınıza, beni karıştırmayın. Tamam ben uyarım programı. Hadi bay bay. Tamam, bugün ben bakayım o zaman. Emir de burada, benim yanımda. Hem dedesiyle de vakit geçirir. Sizi uğurlayalım biz. Hadi, hadi. Hadi. Görüşürüz baba. Kurtuluş, Onur nasıldım? Baba var ya, yemin ediyorum süperdi. 10 numara o hastayı böyle yapıyor yani. Tamam işte ya. Lale. Lale benim. Neyse benim bir toplantım var, gitmem lazım. Bacanak sen de gel, seni de bırakayım. Olur Bacanak be. Hadi biz de ufak ufak kalkalım. Tekrar geçmiş olsun babacığım. Kurtuluş çok teşekkür ederim. Yıldırım baba moralinizi yüksek tutun. Moral önemli. Sağ ol, sağ olun. Tamam ben buradayım. Su vereyim mi baba sana? Hayır istemem. Sen sadece kal böyle, ben sana bakayım Lale. Lale. Erol, hadi Erol, aç oldum burada. Of. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, yok öyle bir şey. Hayır bak kesin kabul etmiyorum. Hayır böyle bir şey olmaz. Hayır oğlum gidiyorlar. Şadi gerçekten, hakikaten. Şadi gerçekten gidiyorlar. Şadi lütfen bir şeyler söyler misin? Ne diyeyim ki Betül? Çocukları sen bu hale getirdin. Diyecek bir şey yok. Sus Şadi. Sus Şadi. Tek kelime söyleme artık Şadi. Destek olman gerekirken yani ne söylüyorsun? Babişkomma hiç yorma kaynanotti. Onur'la Lale'yi ayırırken düşünecektin. Benim koçtuğum beynine hala entrikalarını sokmaya çalışıyorsun. Ya adamı, dağ gibi adamı içi dolu turşucuk yaptın yani. Hangi dağ gibi adamı kızım? Everest gibi mi? Bana mı dedin? Ondan mı bahsediyorum ben Erol? Ne söylüyorsun aşk Tom? Babalık yapamadın, kocalık yapamadın kaynanottinin entrikaları yüzünden. Artık kendi hayatımızı kurmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Ben kararlıyım. Tamam. Tamam yavrum. Çok gayet kararlısın görüyorum. Görüyorum çocuğum ama yani şimdi siz nereye gideceksiniz yavrum? Anlıyorum tamam ama kendinizi düşünmüyorsunuz. Bari benim toruncuklarımı düşünün Filiz. Toruncuklarını düşünüyorum zaten. Toruncuklarını düşündüğüm için gidiyorum. Bu tazecik beyinleri entrikalarla kirleteceksin çünkü. Kirletmeyeceğim. Hayır bitti. Entrika bitti. Kirletmeyeceğim. Kesinlikle. Artık entrika falan yok. Yapmayacağım. Yani azaltacağım. Azaltabilirim. Yani belki bilmiyorum şu an tamam. Yemin ederim. Betül'cüğüm şu haline bak, çocuk gibi davranıyorsun. Bence çok haklısınız kızım. En doğru kararı sen verdin. Hayırlı uğurlu olsun.
Çok teşekkür ediyorum babişko. Ay çatlayacağım, ay çatlayacağım. Peki nereye gideceksiniz kızım? Lalelere. Lalelere mi? Hangi lalelere? Hayır. Nasıl yani? Hayır, ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Hayır, şirketi ele geçirdikleri yetmiyormuş gibi şimdi bir de benim oğluşumu, toruncuklarımı mı ele geçirecekler? Hayır. Yani kızım bir şey değil mi yani? Ev üstüne tuhaf olmayacak mı? Burada da ev üstünde ev babacığım. En azından kaynana dırdır yok yani. Hem Lale benim kankim. Bu, o da zor zamanlar geçiriyor. Böyle birbirimize destek oluruz. Ah anam, yüksek yüksek tepelere ev kuracaklar. Aşırı aşırı memlekete kız verecekler. Annesinin bir tanesini hor görecekler. Öyle hissediyorum. Oğlum. Hayır. Kabul etmiyorum. Hayır. Saçmalama Betül. Hayır. Allah Allah. Hayır, gidemezler. Ay, çocuk başlayacak. Hayır, vermiyorum. Hayır. Vermen izni. Hayır, vermiyorum. Nasılsın? İyiyim Lale. İyiyim. Daha da iyi olacağım. Baba, ben çok özür dilerim. Yok, benden özür dileme. Yani ben size yaşattıklarımın farkındayım. Yani hiçbir şey için suçlama kendini. Asıl benim özür dilemem lazım senden. O gün parkta çok korktun değil mi? Korktum. Ben ölümden korkmadığımı zannediyordum. Hayatımın anlamı olmadığı içinmiş meğer. Ama o gün çok korktum Lale. Çok korktum. Hayır, ölümden değil. Yani sizlere kendimi affettirme şansını kaybedeceğimden korktum. Sonra günün birinde belki baba diye boynuma sarılma ihtimalini yaşayamamaktan korktum. Sonra torunlarımın dede dediği günlere yetişememekten korktum. Çok korktum. Yani demek ki hayatımın bir anlamı varmış Lale. Sizlermişsiniz. Hani bir laf vardır. İnsan kendini gittiği yere götürür derler ya, yalan o laf. Ya ben gittim yani, bedenim Almanya'ya gitti ama ruhum burada kalmış. Ruhum sizlerle kalmış. Ve yıllar sonra beni parkta yakaladı hesap sormak için. 40 yaşındaki Yıldırım'ın en bıçkın haliyle ben düştüğüm an kulağıma fısıldadı. Kalk dedi, kalk. Hesap vermeden hiçbir yere gidemezsin. Neyse, çok şükür artık her şey geçti. Günden güne de daha iyi olacaksın. Canım şuna bak, mavişime bak, mavişim Emir'im benim güzelim. Emir de sana geçmiş olsun demek istedi. Ha öyle mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Emir. Gözlere bak, etrafa nasıl bakıyor. Bebekliğine benziyor. Sen de meraklıydın, hatırlar mısın? Ben daha fazla yormayayım seni. Ne? Hem de Emir'in uykusu geldi artık. Ben odada uyutayım. Tabii uyut. Geçmiş olsun. Mito. Olacak. Zor da olsa olacak. Olacak. Görürsün. Kısmet. Yavrularım, kuzucuklarım benim. Siz babaannenizi hep hayallerinizdeki gibi hatırlayın, tamam mı yavrularım? Hep böyle ton, hep böyle iyi kalpli, hep böyle yardımsever bir babaanne olarak hatırlayın beni. Tamam mı benim kuzucuklarım? Pardon, kimden bahsediyorsun Betül? Galiba Adin'in Aşit babacığım. Çünkü ben bu evin içinde böyle bir insana rastlamadım. Aşk olsun Filiz. Allah'tan baby göllerim henüz senin entrikalarını anlayabilecek yaşta değiller. Allah'tan değiller. Gerçekten iyi bir babaanne olursan belki bizi tekrar görebilirsin. Belki Şirinleri bile görebilirsin. Hadi Erol. Hadi hoşça kalın kız. Hoşça kalın. Yavrum. Gel hayatım, gel karıcığım, gel. Ay,
akıllı genius telefonunu geri zekalı yaptın değil mi? Oynaya oynaya salak oldu telefon, yazık. Yok hayatım, ondan değil hayatım ya. Sabahtan beri düşünüyorum, bir türlü karar veremedim. Lale'yi arasam mı, aramasam mı diye. Yıldırım Bey için mi? Ya bir geçmiş olsun demek lazım adama. Değil mi? Önce Lale'yi bir arayalım, ardından da ziyarete gidelim Yıldırım Bey'i. Anne. Canım vallahi o kadar merak ettim ki seni. Aklım sende kaldı. İyi, iyi, hadi gel. Aa, Songül hoş geldin. Gel, gel. Hoş bulduk. Senden alacak halim yok herhalde. Efendim Yıldız anne. Ah, merhaba Lale'cim, Yıldız ben. Yanındayım şu an. Ah canım, dinlensin tabii, dinlensin. Biz bilahare Yıldırım Bey'i ziyarete geleceğiz. Tabii, tabii, bekleriz. Biz daha fazla rahatsız etmeyelim bir tane. Sen kendisine iletirsin. Görüşmek üzere. Yıldız anne, kayınvalidem çok geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Aa, öyle mi? Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Bir de müsait bir zamanda ziyarete gelmek istiyorlarmış. Tabii gelebilirler canım. Yok, hiç gerek yok. Zaten hemen ayağa kalkacak, bir iki güne kalmaz. Ya gelsinler canım, ne kadar ince, ne kadar nazik insanlar. Çok. Hele bir kocasını göreceksin Fikret Bey. Tam bir beyefendi, tam bir baba. Nasıl aynı, Onur da zaten ona çekmiş. Fikret Bey nasıl Onur'a düşkünse, Onur da öyle çocuğuna düşkün. Dünya bir yana, çocuğu bir yana. Bazı babalar öyle oluyor. Bazıları da iskeleye takıyorlar böyle baba. Kabataş iskelesinde. Biron! Şefin özel spesiyeli geldi. Yallah'ım sizi. Korkuttun beni Kurtuluş ya. Ne oldu yavrum, korktun mu? Aman diyeyim, minnak da korkmuş mudur içeriden ünlüme? Bana bak, korkudan bu kekeme falan olmasın. Tövbe estağfurullah. Allah korusun, o ne demek ya? Ay, özür dilerim yavrum, tamam. Baksana, şefin özel spesiyeli hellimli salata yaptım yavrum. Bunu menüde bulamazsın ha. Yok sağ ol Kurtuluş canım, hiç istemiyorum. Nasıl yavrum, sen şimdi yemezsen o minnak nasıl büyüyecek içeride? Aman, büyüyünce her şey zaten yeterince karışıyor. O böyle orada kalsın. Annesiyle babasıyla mutlu mesut öyle takılsın orada. Bir de yavrum, biz zaten bir ömür boyu seninle mutlu mesut yaşayacağız. Allah'ın izniyle o da mutlu olacak yani. Ay ne bileyim Kurtuluş ya. Böyle yıllarca içimde babama söylemek istediklerimi o kadar çok biriktirmişim ki. Hepsi böyle buramda düğüm düğüm kaldı. Söyleyemedim. Aman yavrum bak, sen düğüm olursan o minnak içeride kör düğüm olur. Yapma gözünü seveyim. Aç bakayım ağzını. Şu salatada. Aç 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 aç. Hadi uçak geliyor. Hop. Ay maşallah. Kız, bana bak, biraz büyüdü sanki ha, uzadı gibi. Büyüdü. Yavaş yavaş kalkayım. Kalk ya. Songül abla hazır, sen de buradasın. Benim de dışarıda işim var. Yok ama. Ay, sağ ol. Sağ ol. Hadi gel. Geçireyim ben sizi. Kıyamadı bana. Kıyamadı. Sinirlidir, minirlidir ama kalbi böyle pamuk gibidir. Sor. Songül, Songül, Songül. Lan sabır ver sen bana yarabbim. Ben çocukların hatırına sana bakıyorum. Sakın sana bir şey olmasın Yıldırım. Ne olur bir şey olmasın. Vallahi bir şey olursa ben seni gebertirim artık. Bunu bil yani. Lale, Lale, babacığım. Babacığım. Bu kaç yaşına gelmiş. Babacığım, babacığım ağzına yakışmıyor bile. Tabii şu kalp krizi çıkmasa zaten baba olduğunu bile bilmiyordum ben. Vampir gibi. Hem de bize. Gülşah, Gülşah, dur hanım. Ah emirim abişim, emirim, emirim, emirim. Bak sakın şirinlikler yaparak, çocukları önüne katarak sakın bizim güzel evimize sızmaya çalışma. Vallahi gebertirim, öldürürüm seni, beter ederim ha. Su. Su kim ya? Su, su. Yıldırım, Yıldırım. Ah, ah.
Sen bir de su, ben de zaten su, su istiyorum. Su istiyorum. Ya, senin yüzünden kaç gündür Harun'la buluşamıyorum ben. Ay sakın ölme! Allah aşkına ölme! Sakın ölme, vallahi gebertirim. Haldun. Haldun değil, Harun. Harun. Ne, nereden çıktı bu Harun ya? İşte randevum vardı da gidemiyorum. Ya tam benim ortaya çıktığım zaman buldu bu Haldun'u. Ne oluyorsun ya? Allah Allah, sen bana benden hesap mı soruyorsun? Ne hakla sen benden hesap soruyorsun? Karımsın. Ah, pardon. Ya eski karımsın, ne olmuş? O çok eski karının beyefendi. Allah Allah. Çocukların büyümüş, senin boyunu geçmiş, torunların olmuş. Üç kızın, iki torunun var. Piyangodan dede olmuşsun, piyangodan baba olmuşsun sen. Kır bakalım kalbimi. Bu üç sitenli kalbimi bir de sen kır. Vallahi kalbin kırılırsa yapıştırırsın. Senin yüzünden randevuma geç kalıyorum yahu. Randevu yok. Randevu yok. Var var. Benim ilaçlarımı kim verecek? Bak, çizelge burada. Tamam mı? Bu sıradan verilecek. Ben sıramı savdım. Ama ben sağdan sola dönemiyorum. İki kişi döndürmesi beni lazım. Sen dönersin. Sen öyle güzel dönersin ki fırıldak seni. Artık bu saat geçtikten sonra bir de üstüne kalp eklendi. Yaşlı başlı adamsın, artık senin dinlenmem lazım, tamam mı? Ah, kim yaşlı? Ben mi yaşlı? Tabii dedesin sen. Aha, ben sapasağlamım. Ben o Haldun'u var ya... Haldun değil Harun. Ha, ben o Haldun var ya, suyunu çıkarırım yok, onu. Sen Haldun'dan bir kere çok daha yaşlısın, bin kat daha yaşlısın, hiç şey yapma. Harun! Harun! Abim yine pancar gibi olmuş. Pancar gibi değil mi? Bir anda bir sağlık fışkırıyor, diyor ki ben diyor 10 tane Harun'u diyor gömerim diyor. Canım benim. Hayır öyle demiyorum. Ben sağlarım. Ben 10 Harun gücündeyim. Bak diyor, yani geçti. Hastalığı atlattık çok şükür. Zaten ziyaretinde kısası makbul. Hadi liste burada. Sen devrediyorsun Nergis'e yerine. Hoşçakalın efendim. Acil şifalar dilerim. Hadi öpeyim. Hoşçakalın. Dede. Ben geçireyim. Elimi öptü ya. Dede dedi bana ya. Ya kim dede? Bu Harun. Bu Harun. Geldik evimize. Özledin mi evini? Bak nasıl etrafa bakıyor bak. Evini nasıl da özlemiş. Nasıl da özlemiş benim evcimen oğlum. Ay baksana nasıl keyfi yerine geldi ya. Değil mi oğlum? Aşkım ya biz çok mu ihmal ettik acaba Emir'i? Yani sürekli düzeni bozuldu. Sağda solda kaldı filan. Bozulmuş mudur bize? Aşkım sen hiç ihmal eder misin ya bebeğini, eşini? Değil mi ama? Asla. Asla ihmal etmem. O zaman bu akşam... Kim geldi acaba? Ben bakarım. Geliyorum. Biz geldik. Biz geldik. Big surprise. Emin. Al bakalım, gelin. Nergis'im. Yengoş. Sevildin mi abi? Allah'ım, amcasının gülü. Gel bakalım buraya, yavşuklu. Gel buraya. Bir alayım, bir zahmet. Allah'ım nasıl istekli. Gel buraya. Her gele. Aman da aman. Ne oldu? Gel, tamam annem. Tamam anneciğim. Yani almayacağınız işte böyle. Artık kendi ayaklarımız üzerinde durmanın, böyle kendi yuvamızı açmanın vakti geldi de geçiyor bile diye düşündük. Direkt öyle mi söylediniz Betül yengeye? Aynen öyle söyledi Laleciğim. Kaynanotti dedi. Biz artık dedi onurundan Lale gibi dedi kendi ayaklarımız üstünde duracağız dedi. Biz dedi Mr. and Mrs. Brown gibi dedi bir çift olacağız dedi. Biz dedi bundan sonra dedi onurundan Lale gibi dedi aşkitom kuşkitom ideal bir dedi hayat süreceğiz dedi. Vurdu masayı çıktı. Ya ama haksız mıyım Lale şimdi yani? Tabii. Demek belli bir süre sonra kayınvalideyle yaşamak zor oluyor. Bir de o kayınvalide yengemse. Yani sizin anlayacağınız hani bundan sonra böyle kendi ayaklarımızın üzerinde durup bir yuva açana kadar bir süre sizin misafiriniz olacağız. Tabii ki Filiz'im, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Ev hepimize yeter. yeter. Ben de şöyle bir alıcı gözle baktım. Ev hepimize, 5 aileye yeter. Biz de artık başımızın üstünde yerimiz var diye düşünüyorum. Ha emmi oğlu. Tabii, güzel var.
Diyorum ki sübyanlar da çoluk çombalak beraber filizlenirler, beraber boy atarlar burada diyorum. O kadar uzun kalmayacağız tabii. Ben hele bir ekmeğini alsın da bir elime. Filizciğim nasıl ekmeğimi alayım elime? Elim dolu benim şu an. Ayaklarının üzerinde bir dursun da. Benim Onur gibi 45 numara ayağım yok efendim. Ben ayakta dururken dengesini sağlayamayan bir bireyim. Yani istediğiniz kadar kalın tabii. Ben de sana senin bu zorlu sürecinde hem destek olurum kankacığım. Allah Allah. Şeker şerbet, sevgi toparcıkları. Şunlara bakar mısın? Ben de diyorum o zaman emmoğluna siftineyim. O yıllardır vallahi siftinmemişim gibi siftineyim. Zaten biz kendi ayaklarımızın üzerinde duramazsak... benim Kuzitton'da 4 tane aileye bakacak dirayet var. Dosta güven, düşmana korku salan bir şahıs. Adeta bir kizir oğlu Mustafa Bey. Tabii konuyu böyle goygoylamıyoruz değil mi? Yani çünkü sen bakacaksın ailene. Onur bakmayacak yani. Onur'un bir ailesi var zaten. Başüstüne. Vallahi ne iyi yaptınız ya, ha? Değişiklik oldu bize de, değil mi Lale? Vallahi. Çok iyi oldu. Mito. Mito nerede bunlar? Bak, perdeler kapalı. Işıklar yanmıyor. Hadi şimdi kalkıp gitsem, kapıyı çalsam... iyi oldum baba diyecekler, kızlarımı göremeyeceğim ben. Kalkmasam adımız ihtiyara moruğa çıktı. Meydan Harunlara kaldı, Harunlara. Panik atak olacağım ben. Evet, panik atak olacağım ben, panik atak. Yat. Aferin. Koy, koy başını, koy böyle. Ha. Koymayacağım. Hadi bak o zaman, bak, bak. Geldikleri zaman bana söyle, hadi bak. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümlerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım. Oh, beni beni yaz yağmur sevda. Ne yapıyorlar acaba ya? Uyumuşlar mıdır? Uyumuşlardır. Ah, Çade. Burada mıydın? Çade. Ben torunlarımı çok özledim. Ben de çok özledim Betül. Saçmalama Betül, yani seni tanımasam bir kalbim falan var zannedeceğim şu anda yani. E varmış işte ya. Ben de yeni öğrendim belki. Ay Çağatay duyacak şimdi. Ay duymaz o, duymaz. Duygusala bağladı iyice. Devreleri yandı şimdi onun. Ama ben yani şu anda resmen torun hasreti çekiyorum ya. İyi madem. Sen torun hasreti çekerken Onur'la Lale de şirkete kurulsun. Sen de masalcı babaanne olarak köşe minderi gibi bir köşeye otur. Emekli maaşına talim et tatlım. Edemem. Edemem. Sen silkin bir kendine gel o zaman. Budala. Koca bir saltanat imkanı var elinde. Var mı? Var tabii ki saftirik. Bir şey mi dedin Betül? Yok yok. Yani bir şey demedim de yani. Ya Filiz haklı mıydı sence Şadi? Baksana evin haline yani. Korku tüneli gibi oldu burası onlar gidince. Resmen çocukluk günlerime geri döndüm. Eskiden biz de çocukken böyle ailecek. Ablam, kardeşim, kuzenler hep oyun oynardık. Ben tek çocuk olduğum için hiç böyle kalabalık oyunlar oynamadım. Yani hep yalnız başımaydım. Kıyım. Erol'la oynamıyor muydunuz? Yani Erol'la oynuyorduk da pek tercih etmiyordum. O zaman da mızıkçıydı çünkü. Şu anda bir iğneleme seziyorum ama bu kulağımdan giriyor, öbüründen çıkıyor gerçekten. Yemin ediyorum şu aile saadeti yaşadığımız için o kadar mutluyum ki... çocuk çombalak, torun tombalak hep bir aradayız. Sanki içime Luna Park kaçmış gibi hissediyorum. Sanki böyle atlı karıncanın pembe atları içimde dolu dizgin böyle yardırıyorlar. Ay vallahi çok güzel. Yemin ediyorum iyi yere dükkan açtık. Çok iyi yere dükkan açtık.
kızım ne var? Allah Allah, doğru yere kapağı attık. Akrabamıza kapağımızı attık. Bir kapağı atacaksan akrabanı at. Oha, hayır, hayır. Ohalık bir durum değil. Şöyle izah edeyim. Benim çocukluğumda Onurcuğum gibi birazcık sade geçti. Gerçekten ben de aile mevhumunun o coşkusuna birazcık hasret büyüdüm. Beni leylekler bile getirmemiş kız Lale, beni kargolamışlar. Ayrıca kargoyu da yanlış adrese yolluyorlar. Tepe üstü oluyorum da baş üstü düşüyorum. Bıngıldağım gelişmemiş benim. O yüzden aile mevhumu gördüğümde içimde bir halay hissi, yemin ediyorum tehey tehey lahey diye salondan yardırasım var. Ay iyi ki geldiniz. Vallahi derdimizi unuttuk ya. Ay biz de öyle vallahi biz de. Yalnız bu gece bir şey anladım yani. Emir'in yanına böyle bir küçük kardeş daha yakışırmış. Yani acelesi yok Filiz'cim. Sonuçta kuzenleri var Emir'in. Bir anda diyorum çat kapı, kapının önünde bir çocuk bulur musun acaba? Şu anda da sertleşti. Hayır çocuğum, Onurcuğum, onun için demiyorum. Size bir aile projeksiyonu sunuyorum. Diyorum ki sana bir bakıyorum, güçlü kuvvetli adamsın. Karpuzu sıksan suyunu çıkarırsın. Adana Yüreğirli gibi bir çocuksun. Diyorum ki Yüreğir'in götürdüğü yere git diyorum. Eksik olma güzel. Sağ ol. Sona doğru toparladım, şişirdim. Sona doğru poporladım, toparladım. Sona doğru poporladım. Allah'ım nasıl dağıtmışlar ya? Hayır dağıtıyorsun. Toplamasını öğreneceksiniz yani. Allah Allah, yemin ediyorum çok yetenekliyim bu konuda. Analarının kucağında yaldır yaldır Arap'ın yalellisi gibi ağlayan bebeler şu anda yemin ediyorum uysal birer flipper yunusuna dönüştü. Tövbe estağfurullah, yemin ediyorum şu anda dank etti. Filizciğim, Filizciğim galiba kendime meslek buldum şu anda. Nasıl yani? Bebelere ben bakacağım. Gerçekten bir dünya markası olduğumu hissettim. Bebeler konusunda çok hassasım ve başarılıyım. Diyorum ki bundan sonra ücreti mukabilinde bebelere ben bakayım. Sen yabancı değilsin. Sana indirim de uygularım. Ama bu emirciye bakarken bunun anasından babasından parasını da alırım. Bunlar da çalışan beyaz yakalı insanlar bunların ikisi de. Bir dakika bir dakika. Kendi çocuklarımıza parayla bakmayı mı teklif ediyorsun? Neyle bakacağız? Bakıcı neyle bakıyor? Parayla bakmıyor mu? Biz de normal parayla baktırıcıyız. Zaten baby face olduğum için ben bakabilirim. Baby face nedir? Bebek surat. Bebe olmayacağım bebe. Baba olacağım baba. Önce gideceksin, iş bulacaksın, adam olacaksın. Of, wise wise baby. Yemin ediyorum kamu spotu gibi kadına denk geldim. Şu halime bir bak, Allah'ını seversen. Of, son kozumu oynuyorum. Çoluğumun, çocuğumun rızkı için kızım 3-5 kuruş sakal atsınlar be, ne olur. Erol, yemin ediyorum bak sabah sabah şu oyuncak ayıyla darp ederim seni. İnanırım. İnanırım. Aşkım bak bakalım sıcaklığı iyi mi? Aa, iyi iyi aşkım da çantamı gördün mü ya? Gördüm. Çalışma odasında. Değil. Şeyde. Yatak odasında, yatak odasında. Tamam, tamam. O iyi, o iyi. Şeyde. Oyuncak sepetinin yanında. Tamam. Hatırladım, tamam. Babacığım. Acıkmış mı benim oğlum? Evet. Ilık sütümüz de geldi. Baban bunu sana kendi elleriyle hazırladı. Emir. Hadi Erol, bak sen de giyin. Hayatım ne giyineyim? Önemli olan dış görünüş değil ki. İnsanın içinde olacak kravat. Kendine gelir misin yoksa ben seni kendine getireyim mi? İşe gidilmeyecek mi diyorum? Hadi diyorum. Kızım işe nasıl gideyim ben işe? Hani gitmiyordum şirkete. Şirketten muaftım ben. Gidilmeyecekti, çalışılmayacaktı şirkette. Öyle mi? Öyle, evet. Ailesinden falan yardım almayacak bundan sonra. Kendi ayakları üzerinde duracak. Kendisi kazanacak. Filizciğim, kazanmak için önce işe gitmek lazım. Ben işe gidenlere bakıyorum. Genelde hepsinin işi var. Dışarıda ekseriyetle işe giden insanların işi var. Benim işim yok. Ben gizli işsizim. Ben toplumun yarayan kanasıyım şu anda. Önce iş bulacaksın zaten. Onu da mı biz buluyoruz? Erol, vallahi geliyor bak. Terlik geliyor bak. Acaba eniştemin yanına mı uğrasan? Aman kızım, ne yapacağım sabah sabah köfteyi, daha kahvaltı etmemişim. Ha yok, o yüzden demiyorum. Belki eniştem sana bir iş ayarlar diye dedim. Köfteci de iş. Benim gibi bir insana. Mu Erol? O zaman bebekler açlıktan ağlarken de puf puf yaparsın Erol. Nasıl bebeklerimiz açlıktan? Ağzın çeksin. Açlık oyunları mı bu? Ne biçim konuşuyorsun? Şu anda idrak ettim ve kendime geldim. Ben de gideceğim, ben de çalışacağım çocuklarımın rızkı için. Ay ay ay.
Ahanda Hülya hala geldi. Günaydın benim güzellerim. Hoş geldin halacığım. Hoş bulduk canım. Babama bakacak biri var mı? Ay merak etme, merak etmeyin siz. Babanın seveni de nöbetçisi de çok. Ben emircim için geldim, değil mi, değil mi? Sizin daha fazla ihtiyacınız vardır diye düşündüm. Olmaz mı halacığım? Şöyle takdim edeyim halacığım. Neyse bizim çıkmamız gerekiyor. İyi günler, kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım selametle. Allah zihin açıklığı versin. Güzel güzel çalışın. Dolarları, euroları kazanın da bu bebelere mama alalım. Ha? Kime diyorum? Sarı oğlan. Ha? Hakikaten hanimiş bizimkilerin babası? Neredeymiş babası? Niye buradaymış hala babası acaba? Halamız gelmiş şu anda. Halamız gelmiş, iyi ki de gelmiş. Yemin ediyorum biz 3 tane bebelere balona anca bakıyorduk zaten. Nasıl yani? Sizinkiler de mi burada? Yani hep mi buradalar? Evet, artık bizimkiler de burada halacığım. Artık sabah 7'den akşam 7'ye kadar Dombalaklar Anaokulu olarak siz değerli sevenlerimizle hep birlikte burada olacağız. Salyalar, sümükler ve ağlamalar şeklinde. Yok yok, biz bir süre daha buradayız. Erol iş bulana kadar bir süre daha buradayız. Filizciğim, hayatta işten daha önemli şeyler de var. Ne demiş ünlü düşünür Diego Armando Maradona? Ne demiş? Ne demiş kızım, ne bileyim, Arjantincem mi var benim? Arjantinli adam zaten diye anlaşılmayan bir eski futbolcu, veteran mı diyorlar? Erol. Göz devirerek yolluyor beni, yemin ediyorum göz devirerek yolluyor. Aile işi şiddete maruz kalıyor. Haydi bakalım, Deruan'la. Günaydın. Nergis! Ay kızım, sen mi hazırladın? Demek isteyince yapıyorsun. Ne beceriklisin sen. Ay güzel kızım benim. Ablanlar uyandı mı? Hadi çocuklar gelin, Nergis harika bir kahvaltı hazırlamış. Yok anneciğim, ben gideceğim. Nereye gidiyorsun ya? Halam Emir'e gidiyor ya, ben de babama gideceğim. Babam ölmez, 5 dakika geç gelir, hadi bir otur. Ay, yok yok, ben gideceğim. Kızım bir otur, kahvaltını yap, sonra gidersin. Yok anneciğim, ben gideceğim. Ya ben... Öptüm, hadi kaçtım. Afiyet Nergis olsun. Hadi görüşürüz. Vay be, yağcıya bak. Demek o yüzden bu kadar becerikliydi. Alacağım. Canım, hoş geldiniz. Anneciğim günaydın. Hoş geldiniz. Ah, gelin hadi buyurun. Nergis nerede? Gitti. Nereye gitti? Babasına gitmiş işte. Babama gitti. Anne, ben de dedeme gitmek istiyorum. Dur bir dakika kızım, bir dur. Okula gitmeden dedemi görelim. Hem sadece Mito'yu sevmeyeceğim, dedemi göreceğim. Otur kızım, otur. Otur, otur. Hadi sonra. Sonra anneciğim, hadi. Herkesi cezbedecek bir şey buluyor. Ama benim karnım tok. Onurcuğum. Babaanne. Hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Otursana babaanne. Onurcuğum, seni biraz endişeli gördüm. Ha? Keyifsiz gibisin. Yok babaanneciğim. İyiyim gayet. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Gayet iyiyim. Sizden başka derdim tasam yok. Seni düşünüyorum, Lale'yi düşünüyorum. Babasının dönüşü çok etkiledi kızcağızı. Şimdi morali nasıl? Biraz alıştı mı? Alışmaya çalışıyor. Alışır, alışır. Lale güçlü bir kız. Ama sen gene de durumu hafife alma. O şimdi seni üzmemek için içine atar, belli etmemeye çalışır. Ona destek olacaksın. Yanında olacaksın biliyorsun değil mi? Tabii ki babaanneciğim. Merak etme, elimden geleni yapıyorum. Biliyorum tabii tabii ama o şimdi biraz böyle biraz sinirli olabilir, gergin olabilir, fevri olabilir. Sen hiç üstüne varma. Kim bilir kafasından neler neler geçiyor kızcağızın. İyi ki gelmişim, görüyorsun değil mi Betül? İyi ki gelmişsin vallahi. Oğluşunun yokluğunda iki şirkettesin. Konuşuyorlar bunlar. Onurcuğum, ben senin ne kadar hassas bir çocuk olduğunu biliyorum evladım. O zaman sana şöyle güzel bol köpüklü bir kahve ısmarlayayım mı? İyi, vaktini almayacaksam içerim. Ne demek, laf olmaz. Allah da muhabbetinizi arttırsın. Hem bu arada miras meselesini konuşuruz. Artık şu devir işlemlerini başlatmanın zamanı geldi değil mi? Acelesi yok babaanne.
Ya var var var. Zaten yeterince uzadı bu iş. Hemen bir an evvel halletmeye başlayalım. Bir an evvel halledelim. Herkes yerini, yurdunu ne olacağını bilsin, değil mi? Neredesin benim abdiş oluşum? Neredesin benim abdiş oluşum? Yokluğunda şirket elden gidiyor. Ha. Hallederiz be abisi, tamam. Ayıp ediyorum Samet. Yani sen en zor günümüzde yardımcı oldun bize. Tamam, tamam abisi. En kısa zamanda halledeceğim ben onu. Tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. Of. Arayan Samet. Ha, ne diyor? Yeni bir iş koyuyormuş orada. Ortaklık payını mı istiyor? İstiyor vallahi benim. Hemen mi istiyor? İşte bir hafta içinde göndersen iyi olur diyor. İyi, payını bize devrediyor. Ediyor da işte biz o parayı bulursak ya da onun yerine bir ortak bulursak. Hemen nereden bulunur ki şimdi? Ne bileyim yavrum. Tabii Nergis'ciğim. Senin o mankenlerden ne eksiğin var? Fazlan bile var. Yok canım, şansla alakası yok. Sen sadece doğru yerde, doğru zamanda, doğru erkekle tanışmadın. Nasıl karıştırıyor kızın aklını? Bak, 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 bak. Yemin ediyorum Songül teyzemin dediği kadar var yani bu kadın. Tanışacaksın tabii ki. Sendeki bu gençlik, bu güzellik olduktan sonra bir de bu hala. Ben var ya, seni Monaco prensesi yapacağım. Söz. Filiz geldi, kapılmak zorundayım. Merhaba Hülya Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz burada? Püre hazırlıyorum. Ha, telefon mu? Yani yavrular için püre tarifi alıyordum. Anladım, gerek yok. Ben hallederim onları çünkü sizin daha mühim işleriniz var. Mesela çocukların altı temizlenecek. Hatta ondan önce yıkanırlarsa çok iyi olur. Kendileri yıkanabiliyorlar mı? Tabii, tabii kendileri yıkanıyorlar, kese atıyorlar. Çok güzel kir çıkarıyor bir tanesi. Vallahi bak. Samane çocukları. Siz yıkayacaksınız Hülya Hanım. Lütfen ciddiyete davet ediyorum ama sizi. Ben mi? Siz tabii, siz değil misiniz bu çocukların bakıcısı? Siz geçici bakıcı da olsanız bu çocukların sorumluluğu sizde değil mi? Tabii tabii. Tabii tabii. Marş marş o zaman. Hadi hadi. Marş marş. Go. Hızlı hızlı. Tempo. Anneciğim, anneciğim. Ah Betül, nasılsın kızım? Çok teşekkür ediyorum anneciğim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Erol'u göremedim. Şirkette yok mu? Erol şeyde anneciğim. Hasta mı yoksa? Ay, hasta evde yatıyorsa ona da bir uğrayayım. Ay, yok yok, hiç hasta falan değil anneciğim. Bilakis maşallah turp gibi yani. İşte o yüzden de zaten Erol'la Filiz minicik bir tatile çıktılar. Yani biliyorsunuz onlar birbirlerini çok seven bir aile. Onun için böyle her fırsatta bir faaliyet içerisindeler. Tatil yapacaklar anneciğim. Yapsın. Tatilini yapsın Erol kızım. Yapsınlar. Tabii Onur çalışıyor onun yerine. Onur çalışır değil mi? Hayır anneciğim, öyle şey olur mu? Bakın ben buradayım. Ben niye buradayım? Ben buradayım. Şadi burada. Biz buradayız, şirketteyiz anneciğim. Rica ederim. Görevlerimizin başındayız. Yani biz Erol'un yokluğunu hissettirmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz anneciğim. Siz zaten her şeyi Erol'un yerine yaptığınız için o bu kadar sorumsuz oldu. Aklı on karış havada. Şirketle, işlerle hiç ilgisi yok. Hayır, söylemeyeyim diyorum. Söylemeyeyim diyorum ama zorla söyletiyorsunuz insanı. Allah'tan Onur aklı başında, sorumlu bir çocuk oldu. Ahmetciğimin de şartlarını yerine getirdi. Mutlu bir yuva kurdu. Çoluğuyla, çocuğuyla güzelce yaşıyor. Böylece hak yerini bulacak. Bulacak anneciğim. Bulacak. Evet, o hak yerini bulacak. Bakalım onların o yuvası da ne kadar mutlu kalabilecek. Neredesin Erol sen ya? Sen neredesin? Sen tam evi terk edecek zamanı buldunuz yani. Bak tam böyle operasyonu hızlandırayım diyorum ama bak elimi kolumu nasıl bağlıyorsunuz yavrum ya? Ah be Samet, ah be abisi. Yani tam zamanını buldum para isteyecek ya. Üf, lan Kurtuluş, çalıştır saksıyı. Nereden bulacaksın o parayı oğlum? Tövbe estağfurullah. Ne haber lan Kamil? Evet, öyle takılıyorum işte. Bana bak.
Yapalım mı ince bir kupon ha? Ya abi git. Aferin sana kurtuluş. Sakın düşme bu tuzağa. Yok canım, ne düşeceğim? Oğlum, sana para lazım değil mi lan? Lazım. İşte bunların hepsi para. Bak bu 300 milyar. Bu 500 milyar. Dur. Bak bu 1 trilyon. Diril trilyonlar ha. Oğlum kemiksiz, kılçıksız para lan. Bu sefer biraz zor etkilersin kurtuluşu. Ne diyorsun? Harbi mi diyorsun lan? Gel. Yanaş Emniyolu. Yamacıma yanaş. Ya bırak, yok. Ben artık namusumdan para kazanıyorum ya. Aferin sana kurtuluş. Bu sefer biraz korkuttun beni ama aferin. Doğmamış çocuğunu düşün. Karını düşün. Ha, onu diyorum işte. Karını düşün. Doğacak bebeğini düşün. Lan Salos. Çalışarak kazanılır mı o para ha? Kupon yapalım, kupon. Hadi git lan. Yok. Bıraktım ben o işleri, yok. Aferin kurtulmuş. Onur başkasıyla nişanlıyken mi Lale ile beraber olmuş? Gerçekten mecbur kaldığı için. Lale sırf hamile diye, öyle mi yani? O zaman severek evlenmemişler. Ya annesi çok güzel yetiştirmiş maşallah. Sevimli, terbiyeli. Yani helal olsun Özge'ye. Ah, teşekkür ederim. Bir an dedim ki... Özür diliyorum Fikret. Şerife, bana bir limon getirebilir misin lütfen? Tabii Yıldız Hanım, hemen. Ben getireyim ona. Bir an dedim ki yani yeni haberimiz oldu torunumuz olduğundan ama... yani sanki onunla doğduğundan beri berabermişiz gibi geliyor. Kan çekiyor demek ki. Şimdiden özledim biliyor musun? Aman ne çabuk Fikret. Ya görmeye gidelim. Ay! Allah. Yıldız Hanım. Ay Şerife, ne oldu ayol? İyi misin? İyiyim Yıldız Hanım. Siz muhabbetinize devam edin. Konuşun yani ne konuşuyorsanız. Ben burayı halledeceğim. Ama rica ediyorum, dikkatli ol lütfen. Tabii Yıldız Hanım, tabii. Hadi geçmiş olsun. Of neyse. Ya diyorum ki görmeye gidelim. Çok özledim torunu. Burnum da tütüyor ya. Belki o da bizi özlemiştir. Yani belki arayamıyordur. Hayatım, yani bu sadece bizim elimizde değil ki. Onur'dan onay almadan bunu yapamayız. E alalım, hemen ara Onur'u. Ara hemen. Hadi bir an önce ara ne olur. Efendim anne. Biz bugün babanla konuştuk. Dur hakkında. Ne konuştunuz? Şey yani... Versen bana bir dakika. Alo oğlum. Ya ben torunumu... Yani biz torunumuzu çok özledik. Onu görmek istiyoruz. Tabii o da görmek isterse. İster tabii canım. Niye istemesin? De yani müsaitlik durumunu bilmiyorum. Müsait olur mu ki? Ne demek müsait olur mu oğlum? Müsait olur, çocuk olur sonuçta. Bizi görmek istiyorsa biz de onu görmek istiyoruz. Bir dakika. Onurcuğum, baban çok görmek istiyor ama ben de tabii. Ama sence Özge müsaade eder mi yani? Onun izin verir mi görmemize? Hayır canım, ne münasebet. Hatta mutlu bile olur. Ama okula falan başladı durumu. Tam müsaitlik durumunu öğrenin. Ben bir konuşayım Özge ile, size haber veririm. Tabii. Tamam yavrum. Ne zaman müsait olursa sen bize haber ver, olur mu yavrum? Anlaştık. Hadi öptüm. Selamünaleyküm Kurtuluş. Aleykümselam birader. Yıldırım abi mahalleye dönmüş diye duydum. Doğru mu ya? He, döndü. Senin kayınpedermiş ha? Benim kayınpeder hayırdır? Vay be, doğruymuş demek. Ne şanslı adamsın lan Kurtuluş. Artık bize de bir tüyo verirsin.
Ne tiyosu birader? Ne tiyosu olacak? Altılı tiyosu. Efsanedir oğlum Yıldırım abi. Atlara fısıldayan adamdır. Harbi mi diyorsun lan? Harbi. Sen bana 1,5 köfte at da ben de karnımı doyurayım be. Ha, hey, sen geç şöyle otur. Geç geç. Hanım ilgilenir sen de şimdi. Benim ufak bir işim var, onu halledip geliyorum. Babacığım iyi misin? Bir şey ister misin? İyiyim, iyiyim. Biraz nefes alamıyorum. Şu pencereyi bir açsana kızım, hadi bakayım. Açayım ben. Daha iyi bari. Ah, güzel, serin serin, çok güzel geldi. Bakayım ben. Songül mü geldi acaba? Hoş geldin enişte. Hoş bulduk Vallısı. Al bakayım şuna. Hoş geldin Kurtuluş. Hoş bulduk babacığım. Babacığım, hazır eniştem geldi. Ben 5 dakika bir eve uğrayayım, geleyim olur mu? He, sen git git Baldız. Ben buradayım, git gel, merak etme. Ya git git sen, git git. Bunaldın zaten. Hasta adama baka baka. Babacığım, olur mu öyle şey? Ben hasta başında değil, babamın başında bekliyorum. Güzel kızım benim. Canım kızım benim. Babasına bakıyormuş güzel kızım. Hadi git sen. Ah canım benim, canım benim, canım, canım kızım benim. Bunu aldım ben. Baba ne yapıyorsun şimdi, gelir Nergis? Bunu aldım ben, otur otur. Küpeşten yosun tuttu benim. Sonra Kurtuluş, ben bu hasta rolünü oynayamıyorum. Kötü oynuyorum, kimse inanmaz. Yok, ben oynamıyorum. Ya baba bırak Allah aşkına yani. Ben bakıyorum, gözlemliyorum seni. Yemin ediyorum var ya, Oscar'lık oynuyorsun ya. Yok artık. Yani en kötü Altın Portakal'da yardımcı erkeği alırsın. O da olmadı mı? Adana'dan kesin ödülüm var ya. Aa, dalga geçme. Sen niye geldin? Konuş bakalım, anlat. Şey baba, ya bu mahalleden eski abilerin hep selamı var sana. Ha, aleyküm selam. Ya onları da göremedik işte bak, Songül'le uğraşmaktan. İşte buraya taşındık. Yani kim kaldı, kim gitti bilmiyoruz. Vallahi yalnız kalanların hepsi senden bahsediyor babacığım. Yani efsanedir diyorlar Yıldırım abi, namın hala yürüyor öyle diyeyim. Vallahi mi? Ya o kadar değil be. Gene de sağ olsunlar. Hatta ne diyorlar bak baba. Ya Yıldırım abi diyorlar, yeri geldiğinde öyle bomba bir at söyler ki yani o kupon. Neyse yani şey diyeceğim baba. Yani ayıptır söylemesi, hani ben de böyle biraz mevzuya ucundan kenarından takılıyorum yani. Acaba diyorum senden hani böyle bir tiyonuyor falan, ne bileyim yani. Yapma. Ne yapmayayım baba? Benim yaptığım hatayı yapma. Bak gözlerinde gençliğimi görüyorum. Eyvallah babacığım, teşekkür ederim. Bu lafı övgü olduğu için söylemedim. Oğlum ben senin felaketine haber veriyorum. Sonun bana benzemesin. Bak Nülfer var, Gülşah var. Kibrit kutusu kadar bir işim var. Ya sen çok mutlu bir insansın. Kurtuluş. Sen dünyanın hazinelerine sahipsin. Ne işin var kırkaramelerin mağaralarında kavalım? Kumarda kazanacağım diye bu mutluluğu kaybetmek mi istiyorsun? Allah korusun babacığım, olur mu öyle şey ya? Yok. Ya şey işte baba, hani benim böyle biraz borcum var da onu diyorum böyle 3-5 hani böyle vurgunla kenardan şey yapayım diyorum işte. Vurgun ha. Vurgun yapayım derken vurgun yersin. Bak bana bak. 3-5'in arkasında koşa koşa taca attık kendimizi. Hakemin düdüğünü bekliyoruz. Songül Hanım'ın gönlü olacak da biz de oyuna dahil olacağız 30 sene sonra. Doğru diyorsun baba. Ama sen Yıldırım baba ben seni tavlada yenerim dersen o zaman iş değişir. Hemen ifadeni alıveririm. 2 Mart bir oyun, var mısın? Eyvallah, hadi bir 5 atarız baba. Baba, ne oldu baba? Kalbe gerek, kalbe. Yok kalp, orada üst stent var. Yok artık. Bunlar açılmıyor. Açılmıyor mu? Ne yapayım ben? Ne şöyle yapayım? Geç, şöyle geç. Geç, açın şöyle. İt, it. İt, alma. Dur. Bir adım atayım. Şimdi ben şu tavlayı alayım. Tavlayı bırak şimdi baba, tavlayı. Bir oturtturalım seni. Ne yapayım, öbürüne şey yapayım. Bu tarafa geç. Öbür tarafa şey yapayım. Hadi. Kaldır bunu. Dur. Şöyle ben tutturayım sana. O zaman ben şey yapayım, dur. Şuradan şey yapayım. Buna. Gel buna.
dur. Eyvah, nergis geliyor baba, nergis geliyor. Gel, ulan. Şş, açılmıyor. Kaldı mı öyle? İyi, tamam. Yavaş. Dur, eyvah. Bu böyle kaldı baba, bu böyle kaldı. O zaman hadi bakalım. Son, iki, üç, dört. Hoş geldin Baldız. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Masaj. Masaj yapıyoruz, masaj. Şimdi babam hep burada böyle yatıyor ya hareketsiz. Acaba dedik böyle kan dolaşımında falan böyle bir şey olur mu diye masaj yapalım diye düşündük. İyi düşünmüsünüz, hadi. Yap yap. Ayıp ediyorum. Yap yap da sen. O zaman hadi baba bir daha. Hadi bir, bir, bir. Hadi. Bak kurtuluş. Bak bir saniye. Şaka yapıyorum derken. Bu kaka olur ha bak. Hasta olabilirim. Benim tutmayabilir. Bu diz kapakları mahvolabilir. Ya bırakalım bu oyunu, ne oldu kurtuluş yeter abi. Biraz daha sabret, biraz daha sabret. Olacak bak. O kireçlenme birden oldu. Yoksa sen iyiydin ya. Kalkıyordun gidiyordun öyle. Ne var ya? Ay. Ay. Çok nasıl iyi oluyorum bak. Böyle bak bak. Ay. Daha mı yüksek söylesem? Ah. Yok yok yok. Orada böyle Adana'ya doğru gidiyoruz baba. Deminki Oscar'a da yakın. Lale, Laleciğim bu mu? Merhaba Betül yenge. Merhaba Laleciğim, nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. Valla iyiyim demek adettendir, sen de bilirsin ama yani ben hiç iyi değilim Laleciğim. Lale, ben Erol'u çok özledim. Oğluşumu çok özledim. Yani Filiz'imi de çok özledim. Torunlarımı da çok özledim. Yani nasıllar kızım? İyiler mi? Afiyetteler mi? Bir sıkıntıları falan yok değil mi? Yani varsa bana söyleyebilirsin. Yani bizi özlemişler mi? Aha, gayet iyiler. Hayatlarından çok memnunlar. Ayrıca ne kadar oldu ki sizi özlesinler? Yavrum, bir evlat annesini her zaman özleyebilir. Ertesi gün özlemez ama. Yani... Yani insanların özlemesi için biraz zaman vermek lazım ya onlara hani. O yüzden öyle söyledim. Neyse ben eşimin yanına uğrayayım bir. Oğlunuzla gelin sizi özlerlerse ararlar zaten. Betül yenge kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet özlerlerse ararlar. Bak ararlar. Gel. Aşkım. Müsait miydin? Ben sana her zaman müsaitim. O kadar iyi geldi ki bu sarılma. Bütün gün idare eder beni artık. Aslında daha fazlasını da verebilirim. Daha fazlası mı? Evet, babamın yanından geliyorum. Evde de Erol'la Filiz var. Üç tane de çocuk. Ve üç tane çocuk. Dedim ki baş başa kalmamız için benim seni kaçırmam gerekiyor. Sen mi beni kaçıracaksın? Evet, ne olmuş? Silah ne peki? Cazibe. Teslim alıyorum. Evet Onur Saran, düş bakalım önüme. Seni kaçırıyorum. Bir saniye. Şimdi gidebiliriz. Gidelim. Merhaba. Merhaba. Onur Bey ile görüşmek istiyorum. Randevunuz var mıydı? Aa, Özge? Özgeciğim sen misin? Tamam, tanıyorum, pardon. Canım benim, ne işin var senin burada? Çok şaşırdım. Betül Hanım, asıl sizin ne işiniz var burada? Ay o nasıl bir soru? Ay, burası bizim de şirketimiz hayatım, unuttum galiba. Şey yapalım mı? Şöyle geçelim, rahat bir yerde sohbet edelim. Hadi gel, hasret giderelim seni. Ben tanıyorum hanımefendiyi, teşekkürler. Canım. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen delirmiş olduğunu düşünüyorum. Sen böyle çat kapı diye bu şirkete gelemezsin. Ben Onur'la konuşmak istemiştim. Konuşamazsın. Konuşamazsın hayatım. Şu anda karısı konuşuyor Onur'la. Lale burada mı? Evet. Sen böyle Onur'la her sohbet etmek istediğin zaman çat kapı bu şirkete gelemezsin. Onunla konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Neymiş o çok önemli konu? Biz Lale ile karşılaştık. Ne? Nerede karşılaştınız? Ne oldu? Aranızda bir şey geçti mi? Konuştunuz mu? Yani seni gördüm mü, tanıdım mı? Sakin olun lütfen. O gün bale kursunun çıkışında karşılaştık biz. Duru'nun yanında da söyleyemedim size. Yanında Duru yaşlarda küçük bir kız çocuğu vardı. Yeğenidir herhalde o Onur. Neyse boş ver sen onun şu anda yeğenmeyin. Siz konuştunuz mu? Lale seni tanıdı mı? Yok, konuşmadık. Ama Lale beni nereden tanısın? Ne bileyim ben yani. Hayret, nasıl tanımadı seni çok?
Enteresan ya, sonuçta o kadar fotoğrafını gördü, tanıyabilir. Yani bilmiyorum ki. Belki görmeyi planlamadığı için dikkat etmemiştir. Gerçi o gün benim de gözümde gözlük vardı ama bilmiyorum. Dikkat etmemiş olabilir. Ben olabilirdim diye düşünüyorsun değil mi şu anda? Doğru. Olabilirdin zaten de. Olmadı. Kısmet değilmiş. Neyse, en azından bir çocuğunuz var. Ortak bir çocuk yani. Onun iyiliği için beraber hareket etmek zorundasınız değil mi? İşte o yüzden ben şöyle düşünüyorum. Yani Onur gerçeği söyleyene kadar Lale seni kesinlikle tanımamalı. Hele seni yani böyle Onur'un yanında falan görmesi işleri iyice karıştırır Özgeciğim ya. Ve her şeyin sorumlusu da sen olursun. Bak sana şimdiden söyleyeyim. O yüzden çok dikkatli olman lazım. Kurtuluş. Ha yavrum. Diyorum ki acaba anneme mi? Ya zaten anneme kambur olmayalım diye açtık bu işi. Bir şekilde bir yerden bulacağız o parayı. Da nereden bulacağız? Yani yemin ediyorum insanlar üst düzey yöneticiye doymuşlar. Kalifiye elemana karşı bir doygunluk hissediyorum. Ondan sonra Erol NASA'ya gidince vay efendim beyin göçü hahu. Yani beyin tabii ki göçecek. Neyin göçü? Beyin göçü. Müstahak size yani. Erol'u eğer değerlendiremezseniz müstahak size. Hoş geldin Erol. Hoş gördüm. Hoş geldin birader. Hayırdır, gene kimin canını sıkacaksın? Kurtuluş. Al buyur işte. Bundan bahsediyorum. Hiçbir CV'me bakmadan kendi kendine bir ön yargı. Hayır, benim alnımda mı yazıyor kıl kuyruk olduğum? Lütfen. Ya yok estağfurullah, hani o maksatla şey yapmadım ben. Neyse, benim kafam bir şeye takkın da ondan. Hep aynı Kurtuluşcuğum. Hep aynı. Senin kafan bir şeye takılır, onun kafası bir yere gider. Hep aynı. Yemin ediyorum geçim derdi büktü belimi. Belim, bıkınım tutmaz oldu gayrı. Allah Allah. Hani hayırdır diyeceğim. Sen düşmezdin buralara pek ama. Ah, düştüm bir kere ağabey. İş arıyorum. İş mi arıyorsun? Sen mi? Evet. Yanlış duymadınız. Ben hanlar, hamamlar, fabrikalar sahibi Erol Bey. Sen mi büyüksün yoksa ben mi küçüğüm noktasına geldim. Ne iş olsa yaparım ağabeye. 3 dakika mesafedeyim şu an Kurtuluş ağabey. Ama sen şirket... Ah, bitti onlar. Saadet zincirimizi elumuze verdiler. Yemin ediyorum elumuze verdiler. Karım bana diyor ki kendi kendine iş bul diyor. Ben kendi kendime gelemiyorum ki kendi kendime iş bulayım. Şeker kız kendi gibi oldum yeminle. Ekmek aslanın ağzında mı midesinde mi bacım? Nerede sen söyle. Ha, hani ne diyorum ben pek anlamıyorum ama yani sen belli ki bir dardasın. Allah'ım, Allah razı olsun. Size patron diyebilir miyim Emice? Yemin ediyorum bir patrona çok ihtiyacım var. Çünkü benim üstümde de bir patron yok. Benim üstümde bir çalışan patronum olmadığı sürece Filizciğim çocukları bana göstermemekle tehdit ediyor. Benim evim, barkım yıkılmakla tehdit olunuyor şu anda. Bir ortaklık olur, bir partnership olur, LTD olur, ŞTD olur. O muydu o? Acaba bu kusatmaların hepsi olur şirkete dair. Sen ortaklık mı dedin? Yes! Ha! Alright baby. Yemin ediyorum ortaklık dedim. Partnership dedim. Ama eğer siz kabul etmezseniz zaten NASA'da haber bekliyor. NASA'da NASA'ymış ha. Yani hani ne bileyim. Biraz böyle tesadüf gibi oldu ama bizim de acil ortağa ihtiyacımız vardı. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümle sev. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım.
karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, bir yaz yağmur sevda. Bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Bunları ne ara hazırladın o kadar hengamenin arasında? Vallahi seninle baş başa kalacağım için jet hızıyla hazırladım her şeyi. Ne oldu Onur, ne düşünüyorsun? Ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Asıl ben şanslıyım. Senin gibi muhteşem bir kocam, muhteşem bir arkadaşım var. Lale, sana söylemek istediğim bir şey var. Onur, ne olur. Bak zaten yeterince problem yaşadık. Yani çok büyük sıkıntılarımız vardı. Artık sıkıntı konuşmayalım. Bak seninle burada baş başayız, beraberiz. Peki. Oyun oynayalım mı? Oynayalım da ne oyunu? Sen de yap böyle yanıma. Gel gel. Şimdi ne yapacağız? Küçükken ablamla beraber oynardık. Böyle bulutları bir şeylere benzetirdik. Hatta onun üzerinden hikayeler kurgulardık. Ya o kadar kaptırırdık ki kendimizi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazdık. Annem delirirdi. Ah! Kutup ayısı gördün mü? Bak. Aşkım göremedim. Bence yani bunlar biraz saçma oldu ya bu benzetme. Ya çünkü inanmadığın için öyle oluyor. Gel şimdi gözünü bir kapat. Sonra bir anda aç. Açtığında bana gördüğün ilk şeyi söyle. Tamam bir saniye. Hı. Kapattım. İnanıyorum şu an. Evet inan aç. Aslan. Vallahi aslan bak kafasının orada böyle bir kabarıklık var. Yele. Yelisi var. Gördüm. İnanıyorsun değil mi? Evet inanıyorum gördüm. Bak şöyle aşağı doğru bakıyor işte. Aa bak. Bak melek. Kanatlarını görüyor musun Onur? Her gün görüyorum her gün. Tamam. Oyun bozanlık yapma. Devam ediyoruz. Güzel oyunmuş aslında. Hadi sıra sende. Tamam. Şuna bir şeye benzeteceğim ama. Bak. Bak. Böyle ucu sivri. Gemi var bir tane. Bir bak ama korsan gemisi gibi. Gerçekten çok yaratıcısın. Yani ben gördüğümü söylüyorum şu an. Evet çok, çok iyi. Bak şimdi şunu, şuna bak bak. Şurada bir tane fil var. Onu gördün mü? Fil mi? Aa bak bak hortumu var. Evet. Kolay gelsin Hülya Hanım. Şey diyeceğim, biz bu biberonları bebek deterjanıyla mı temizledik acaba? Ben içerideki şeyle çalkalamıştım içerideki deterjanla. Çalkaladıysanız öyle üstün körü çalkalamayınız efendim. Benim dediğim şeyle yıkayınız lütfen. Ama sen de böyle şimdi iş yapıyorum ya paspasta kullandırmadın. Vaktim olmadı tabii. Paspas kullandırmayı ben çok isterim normalde ama bu evde bebek var. Hijyenik olmuyor sonra öyle. Bir göreyim bakayım nasıl yapıyorsunuz. Evet. Bastıra 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 elimizin emeğiyle, elimizin emeğiyle. Şey ne yaptınız ama ya? Ne yaptınız onu? O temiz su değil mi onu? Kirli bezi atıyorsunuz oraya. Ne oluyor sonra? Ne oluyor? Kirli sudaki pofuduklar temiz bezin üzerine geliyor. Hop diye yapışıyor yani. Oluyor mu böyle hijyenik ama? Dikkat edelim lütfen bunlara. Doğru. Bu evde bebek var. Evet, çok doğru. Bravo. Evde bebek var. Daha. Aa, siz cam bezi kullanmışsınız. Camları ne? Camı da temiz bir bezle sileriz artık, değil mi? Camı da mı sileceğim? Tabii yani evde bebek var. Evde suyum var, suyum. Efendim bir şey mi söylediniz?
şey söyledim ben. Şarkı söyledim. Söylemeyin ama çocuklar uyuyor şimdi. Ayrıca sizin sesiniz güzel mi değil mi bilmiyoruz ki. Ayrıca evde bebek var ya. Ah ilahi, Kurti, yemin ediyorum sen mi kurtuluşsun, ben mi kurtuluşum bilemedim. Bu şirketi kurtarmaya gelmişim resmen. Hani ne bileyim yani, biraz böyle tesadüf gibi oldu ama bizim de acil böyle bir ortağa ihtiyacımız vardı. Yani ortaklık, partnership. İyi olacak hastanın Doktor Erol Bey ayağına gelirmiş diye düşünüyorum. Hani konuştuğumuz meblağda anlaşırsak neden olmasın? Aşk olsun. Tabii ki konuştuğumuz meblağ. Neden? Çünkü bizim ailemiz köklü bir aile. Benim babam o köklü ailenin bir bireyi. Şu anda babama bağlanacağım ve kendisinden meblağ talep edeceğim. Çünkü çapraz kur gibi düşünürsek benim bir babolim 3.98 YTL ediyor şu anda. Hemen kendisine naklen bağlanıyorum. Alo, baboli. Evet benim. Şu anda net bir business işine girdim. Evet, köftecilik. Kurtuluşla. Evet. Kendisi diyor ki acaba diyor Ukrayna'ya diyor köfte diyor paket servis yapabilir miyiz diyor. Dedim ki bizim sermayemiz olduktan kelli yaparız dedim. Acaba diyorum bizim sermayemiz olduktan kelli noktasına gelebilir miyiz? Hayır baboli, gerçekten Filiz'e söylemeyiz. Kendi kendi ayaklarımızın üstüne dururuz. Kendi biznesimizi kendimiz kururuz ama lütfen. Şu anda çok gerçekten mağdur durumdayım. Alo baboli. Yemin ediyorum suratıma kapattı. Böyle bir kan bağı olmaz olsun. Keltoş palamıyık. Nasıl bir tip bu? Yemin ediyorum nasıl bir tip bu? Ne oldu? Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Hey, ne yapalım? Hayır, bir dakika. Nasıl ne yapalım neyse artık. Burada köfteler cazır cazır pişerken ortaklığa mı son verdiniz şu anda? Ben gideyim Filiz'den müsaade alayım. Filiz'den izin alayım, bir sermaye bulayım, yarına geleyim. Gerçekten her şeyi hallederim Kurtuluş Bey. En azından bir kutuba gideyim. Aramızda ne yapalım, kapora mı verelim, bir söz mü, yüzük mü taksak? Hı? Yani hani yarın ben bu parayı hallederim diyorsan bekleriz yarına kadar, tamam. Ha, lütfen, yarına hallederim. Beni biliyorsun, bizim de ilk işimiz değil. Ben bu işi yarına inşallah hallederim. Gerçekten, galiba. Yani öyle düşünüyorum. Kendime bakıyorum, hallederim. Öyle bakıyorum. Lan bütün ortaklar da böyle ha. Geç kalmadım değil mi? Yok yok abla, tam zamanında. Ben de çıkayım da daha fazla geç kalmayayım anneme. Nergis. Efendim? Babamın yanında olmak nasıl bir duygu? Çok güzel abla. Yani siz ne derseniz deyin. Her şeye rağmen babamın yanında olmak çok güzel. Babamın yanındaki sürahi doldu, çok su içmesi lazım, tamam mı? Tamam tamam, sen merak etme ya, ben bakarım ona. Tamam, merak. Görüşürüz. Görüşürüz. Özür dilerim. Çok üzgünüm. Geldin. Ne yapıyorsun güzellik? İyi. Sen ne yapıyorsun baba? İyiyim ben de. Merhaba Onur. Hazır mıyız? Neye? Söyleyemem, sürpriz. Yaşasın. Gel bakalım.
Eve mi gidiyoruz? Sen de bizimle mi geliyorsun ha baba? Sürprizin bu muydu? Kızım baban sürpriz dedi. Eve gitmenin neresi sürpriz? Onur, ben bugün şirkete uğradım. Seni görmek için. Ama sen meşguldün. Yani yanına uğrayamadım. Gelmeden önce haber verseydin keşke. Ben seni zor durumda bırakmak istemedim. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Geçen gün... Buldum, dondurma yemeğe gidiyoruz. Maalesef küçük hanım, yine bilemedim. Teşekkür ederim kızım. Yok, ben şöyle... Ah, sağ ol. Lale, beni affetmen, yanımda olman dünyada en çok istediğim şey. Ama sen bunu yani bana acıdığın için veya pişmanlık duyduğun için değil de gerçekten istediğin için. Evet Lale, seni kardeşlerini çok kırdım. Çok kırdım biliyorum. Yani içinden geldiği gibi hareket etmek de senin hakkın tabii. Çok pişmanım Lale. Ama ben çok acı çektim. Çok hasret çektim. Ama benim en büyük tesellim ne biliyor musun? Arkamda bıraktığım enkazdan 4 tane sapasağlam kadın çıkmış. İşte sen. Yani okumuşsun, evlenmişsin. Çocuğun olmuş. Öyle oldu. Onur çok iyi bir çocuk. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Onur çok iyi bir insan. Çok iyi bir eş. Çok iyi bir baba. Benim gibi değil yani. Ben su doldurayım. Eve geç kalmak yok demiş baba aslan. Evet, tam o sırada mağaranın mutfağından anne aslan seslenmiş. Tatlı hazır. Çünkü yavru aslanın en sevdiği tatlı çilekli pastaymış. Birden kapı çalınmış. Kim gelmiş biliyor musun? Yavru aslanın en çok sevdiği babaanne aslanla dede aslan. Dede aslan... Yavru aslanı görünce sevinçle kükremiş. Kürk, kürk. Yok kükürt Fikret. Böyle mi kükrenir, rica ediyor. Ama ne yapayım mı Yıldız aslan? Yani babaanne aslan. Dede aslan, aslan kükremesini bilmiyor ki. Allah Allah. Bunu bilse bilse kim bilebilir acaba? Bence yavru aslan bilebilir. Ben biliyorum. Aslanlar böyle kükler. Yapıyorum bak, korkmayın. Ah oh, canım korkarmış. Tamam, korkmayacağız tamam. İmdat! Tamam tamam, gitti aslan, çıkabilirsiniz. Oh, çok rahatladım. Ay ne güzel kükredin sen, nasıl korktum ya. Sonra ne olmuş dede? Sayfayı açalım. Sonra hep birlikte masaya oturmuşlar ve çilekli pastayı afiyetle yemişler. Burada da masa bitmiş. Çok güzel masaldı. Anne, aynı mağarada biz de yaşayalım mı? Sen de olursun, babam da gelir. Söz, tek başıma gezmeye çıkmam ormanda. Vallahi söz. Duru'cum, biz bunları daha sonra konuşalım, olur mu? Ya ama anne, hep sonra, hep sonra diyorsun. Anne, bizim fotoğrafımızı çeksene. Değil mi? Çekilelim, hadi. Tamam. Şimdi saat çekelim. Aa, neler de bilirmiş benim torunum ayol. Gel bakalım.
Hadi anne. Gel. Efendim, bu konuyu duymasa diyorum Figuradı. Aman canım, o öğrenmesin, bu öğrenmesin Yıldızcığım. Sonunda birisi öğrenecek. Ya ne yapalım yani? Germe beni, gerdin Figurad, gerdin. Ya insan bir teskin eder. Rica ediyorum, rica ediyorum. Onur'un da okuldan eski arkadaşı gelmiş. Sağ olsun, var olsun çocuğuyla birlikte. Ne mutlu bize. Babacığım, bir masal daha okuyalım mı? Okuyalım babacığım. Ama önce sen şu portakal suyunu bir iç bakalım. Al bakalım. Yıldız Hanım, siz hiç endişelenmeyin. Biliyorsunuz benden çıkmaz böyle şeyler. Rahat olun aile içinde. Senden bu sır çıkarsa zaten Şerife'ciğim, endişelenmesi gereken ben değilim. Sensin. Çekilebilirsin. Hülya Hanımcığım. Ay. Şimdi siz böyle kambur duruyorsunuz ya. Bayağı yaşlı görünüyorsunuz yani. Size yaşlı derler vallahi. Çünkü doktorlar diyor ki eğer dik durursak birkaç yaş gençleşiyormuşsunuz. yoruldum Filizciğim. O yüzden dik duramıyorum. Elbette yani o günlerde gelecek. Allah Allah ya, bu kadar harekete. Ya nasıl bir kondisyon düşüklüğüyse bence bir düşünün yani. Çünkü günde en az 10.000 adım diyor doktorlar yine. Hatırlatmak isterim ki. Neyse, o zaman şey yaparız, yarın deneriz 10.000 adımı değil mi? Yarın mı? Haydi görüşürüz, ben kaçtım. Yo. Yo. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır. Dik duramıyorum. Lale, Lale. Ah Laleciğim, canım benim. Ben çok yoruldum. Biliyorum Laleciğim. Biliyorum çok yoruldun. Vallahi bu zor günlerimizde bize destek oluyorsun. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum. Öyle şey mi olur Lalem benim? Oh kuzum. Yarın görüşürüz Alacığım. Tabii. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ben seni geçireyim. Yok, ben giderim. Ne Filiz? Var mı bir gelişme, bizimki iş bulabilmiş mi acaba? Vallahi daha günlük raporunu almadık beyefendinin. Dondurmalar geldi. Ben almayayım. Ya Filiz, çok zorlamıyor musun Erol'u? Bırak şirkette çalışsın yani, ne olacak ki? Allah Allah, zorlamaya zorlamaya bu yaşına kadar böyle gelmiş zaten bu adam. Ne bir simit yemişliği var, ne dolmuşa bilmişliği var. Artık hayatın gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor yani. Ayrıca sadece kendim için istemiyorum. Çocuklar için de istiyorum ben. Aşkım, bence Filiz haklı. Burnu sütecek vallahi, öyle bedavadan baba olmak yok. Alo. Anacık. Oğlum neredesin sen? Hani neredesin ya? Ses yok, seda yok ya. Ne yaptın sen? Sen ey kızın oydun da anacığını unuttun değil mi? Sen unuttun değil mi beni Erol? İtiraf et. Aşk olsun anacık, lütfen. Seni unutmak mümkün mü? Bu kalp seni unutur mu? Demirliydim. Yalnız geçim derdine düştüm. Gerçekten şu anda bir Orhan Veli şiiri gibiyim. Yemin ediyorum bir garip Orhan Veli'yim gurbet villalarında. Ay benim ayaz görmemiş kuzu ıspanağım. Yani çocuğum ne diyeyim de ne diyebilirim ki yani? Oğlum sebep olanlar utansın. Of, vallahi utansın. Neyse, en azından ekmek parası olayını çözdüm. Business olayını hallettim diye düşünüyorum. Nasıl çözdün yavrum? Kurtuluşun köfteci business'ına ortak oluyorum. Duhul oluyorum, dahil oluyorum. Tabii Filiz'i ikna edebilirsin. Bana bak, öyle kendini kaptırma başka sektörlere, tamam mı çocuğum? Hayır, çünkü bu son derece geçici bir durum yavrum. Erol'cum, sen koskoca bir holdingin varisisin çocuğum. Erol, senin soyadın ne? Ne yavrum? Evet, çocuğum, senin soyadın Sarıhan. Bak bunu sakın unutma, tamam mı? Ah anam, garip anam. Sarıhan olmanın dışarıda hiçbir vasfı yok biliyor musun? Gerçekten değil, Sarıhan. Son Mohikan olsan, eğer vasıfsız elemansan insanlar yüzüne bakmıyorlar. Aman tamam, neyse. Onur hepimize bakar. Onur hepimize bakar, sen keyfine bak bakayım. Ama tabii keyfine bakarken de asıl görevini unutma çocuğum. Lütfen, asıl görevim babalık.
Ay Erol ne babalığı Allah aşkına yavrum. Babalık senin ikinci görevin yani. Senin asal görevin nedir yavrum? Asal Onur ve Lale'yi ayırmak çocuğum yani. Üstelik şu anda yani onların bu kadar yakınındayken durumu hemen bizim lehimize çevirmen lazım çocuğum. Bizim artık seninle bir araya gelip bir sürü plan yapmamız lazım. Yani ondan sonra da mutlaka Filiz'i ikna edip eve geri dönmesini sağlayacağız. Tamam mı çocuğum? Herhalde kızım. Bizim de ilk işimiz değil. Erol! Yettim. Kadınım, kısrağım. Alo, Erol. Ay kapattı. Ay kapattı bu çocuk. El kızına uyup onun yanına koşup anasının suratına telefon kapat. Ay nankör. Ay bu çocuk nankör. Bilemedim. Yemin ediyorum susmuyor. Telekomünikasyona boğuluyorum şu anda. Zır telefon, zır telefon. Erol Bey. Yemin ediyorum şirket hattı olmasa kapatacağım. Neyin şirket hattı? Ha, size söylemeyi unuttum. Business, biraz kafam karışık. Yeni şirketim, can damacana. Erol, iş mi buldun? Hadi hayırlı olsun kuzen, anlat bakalım neymiş. Vallahi söylemeye fırsat olmadı çünkü beyaz yakalıkta da böyle bir şey var. Yakan bembeyaz olsa da kafa çorba gibi, embesil gibi bir düşünce sistemi yani. Gerçekten çalışan olmak çok zor. Erol, artık ne iş bulduğunu bir öğrenebilir miyiz acaba? Şöyle, business'ın bir dalı, yeme içme sektörü, hizmet sektörü tabii, köfteci değil. Köfte olarak mı? Yok Filiz'ciğim, piyaza yumurta olarak başladım. Gerçekten mizahın geldiği son nokta bu. Bundan sonra mizah yok. Eniştenle mi konuştun iş olayını? Ha kız, eniştenle konuştum. Prensipte anlaştık da iş imzalara kaldı. Ya hadi hayırlı olsun ya. Bacanaklı ortak iş ya. Ortak da işte pürüz çıkıyor. Pürüzlü oluyor. Pürüz varmış. Ortaklık da o kadar kolay değilmiş. Nasıl bir pürüz? Şöyle ki, ortaklık için aynı şekilde paraya ihtiyaç varmış. Eşit şekilde yarı yarıya para verin diyorlar. Böyle bir acımasız sistem olabilir mi? Allah Allah, ne kadar şaşırtıcı. Bir işe ortak olmak istiyorsun. Para istiyorlar değil mi? Yani. Ne diyorsun sen ya? Yeni adet mi bu? Vallahi ben de duymadım. Böyle ortaklık olmaz olsun. Dedim ki acaba parayı Baboli'den mi alsam? Babam gillere mi gitsem dedim. Yasak. Ha, ben de yasaklar olduğu için dedim ki başka gillere gideyim dedim. Bunun dedim anası gillere, kaynanam gillere mi gideyim dedim. Bunda da akraba, çoluk, çombalak, torun, tombalak bol dedim. Acaba dedim oradan bir maddi gelirimiz olabilir mi? Sakın. Öf, sakın neymiş Allah'ını seversen. Bu ne arkadaş? Ne yapayım ben? Tek başıma para mı basayım? Şu saatten sonra kalpazan kaya mı olayım ben? Hayır, olmalı. Şey yapabiliriz. Bu düğündeki altınların birazını bozdurabiliriz. Hangi altınları? Adana vurması. Yemin ediyorum altınları mı? Allah'ım sakladın mı? Bir yaşıma daha girdim. Kirli çakı mısın kızım sen? Hem belki evimizin böyle depozitosunu falan da öderiz yani bir kısmını. Vallahi çok iyi fikirmiş ya Erol. Yani sen de tam köfte tipi. Köfteci tipi var. Esnaf yani. Dili sürçtü, dişi sürttü. Orada tam şey yapamadı. Esnaf ve sanatkarlık bizim işimiz gerçekten. Şu saatten sonra köfte seller'ım. Al bakalım. I don't know. Al. O zaman Şerife. En sevdiğim sadesi. Yalnız valla babam da bilgili adammış ha. Böyle az konuşuyor ama öz konuşuyor yani. Keşke hiç konuşamasa. Konuşmasa da bir unutsak onu. Niye öyle diyorsun anne? Babam gayet bilgili bir adam. Gayet güzel konuşuyor, kitaplardan alıntılar yapıyor. Ay hatta bugün bana şiir okudu biliyor musunuz? Ya. Bak, girdabına girmeye başladın. Öyle bir girdabına alacak ki seni. Böyle bir kendini çekeceksin. Ondan sonra sen neye uğradığını şaşıracaksın. Yok olacaksın, gideceksin yani. Aşk olsun sana anne ya. Ya insanın kızına şiir okumasının nesi kötü? İnsanın kızına şiir okumasının hiçbir şey kötü değil kızım. Ama o babanız insan değil. O bir Anne. Anne. Ah. Sen bak. Gel çekirdek çitle. Gel sinirlerine iyi gelir gel. Hala? Ay resmen ödüme. Ne oldu? Hayırdır? Trafik kazası mı geçirdin? Yok. Filiz cadısı var ya, beni mahvetti. Mahvetti. Aa, ne yaptı? Söyle. Cam sildirdi. Yerleri ovdurttu. Ay, kapıları temizletti. Bir de bebek var. Bir bebek olur mu? İkizler de orada. Ay, bu üçü var ya, ikizler ağlıyor. Bizim Emir de onlara katılıyor. Koro gibi. Ah, ne yapsın Hülya, ne yapsın? Sen de cam siliyorsun. Evet, ben de cam siliyorum Songül ablam. Şimdi sana laf yetiştiremeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz babanın ihtiyacı var. Babanın kalkamıyorum. Ay kalkamıyorum. Vallahi git birkaç parça bir şey ver bana. Damla gel, ben yardım edeyim sana, gel.
Gel. Aa, tutuldum vallahi tutuldum. Gel. Tamam. Hı. Bundan sonrasını ben devam ederim. Ay sağ olun kızlar, çok sağ olun. Götürün. Ya anne yapmayın. Şeytana zapta gerek. Ah ah. Kapalı çarşı günlerimi nasıl özledim, nasıl özledim. Mito, ben sahtekarım. Sahtekar nedir bilir misin? He? Derler bileceksin sahtekar nedir? Şimdi bak, sahtekar demek o mücevherin iskeletini, omurgasını altından hazırlayana denir. Evet, altından yapılır o. O omurganın üzerine de taşlar konur. Ha, bir Agopus'ta vardı. Of 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 of. Müthiş usta. Ben ondan öğrendim sahtekarlığı. Mücevherlere omurga yaptık ama hayatımızın omurgasını yapamadık işte. Onca mücevhere taş kondurdum, hayatıma kuş kondurdum. Hadi Mito, getir gazetelere bakalım iş. Hadi fırla, fırla. Aferin Mito. Parçalamışsın lan gazeteyi. Sevgilim ben kaçtım. Aşkım aşkım bir dakika. Aa tostunu ye. Ha? Aşkım çok geciktim ama. Aşkım ne zamandan beri bu evden kahvaltı yapılmadan çıkılıyor? Çıkamıyor. Hı, şundan da ye bakayım. Şuradan tamam. Ha. Nasıl lan? Aşıksın sanki. Aşığım tabii. Ne sandın? Ben de aşığım. Sabah sabah. Her sabah, her öğlen, her akşam. Hobarey, ho! Ne oluyor? Çocuklar, evli barklı insansınız. Tamam, sevginize de saygı duyalım da. Sabiler, sübyanlar içeride. Oluyor mu böyle evin orta yerinde? Olmuyor değil mi? Ev bizim evimizde olmuyor. Hadi aşkım, görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi, Allah zihin açıklığı versin. Allah Allah, yemin ediyorum 10 numarada bir aile. Gerçekten bir aile tablosu. Şunlara bir bakıyorum, bizimki aile değil, öyle hissediyorum. Bunlarınki aile ise bizimkisi ukalele kabilesi gibi hissediyor gerçekten. Ne diyorsun yine sabah sabah? Sabah sabah sen ne diyorsun acaba? Çocukların altı temiz mi? Ne yediler, ne içtiler? Bir ilgi gösteriyor musun da sen ilgi bekliyorsun acaba? Kızım senin çocukların da durmuyor ki, zırt 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 durmuyor ki. El alemin çocuğu lordlar gibi oturuyor. Senin çocukların ister yok haka yapıyor sabahtan akşama kadar. Biz bu evden çıkamayız. Kuyumcuyu buraya çağıralım, burada bozduralım. O elindekini bırakıp çocuklara yedirir misin? Tadına baktık, bir şey yok. Tadına baktık. Kızım. Gel, gel. Kurtuluş. Ha? Yavrum neyin var? Ya yavrum şimdi bu Erol hani parayı bulur getirir değil mi? Başka plan yapmadık çünkü. Aa herhalde getirir canım, koskoca holding sahibi. Ha alt tarafı köfteci diyorsun yani, niye bulmasın parayı? Doğru. Aa, aşk olsun. Ay ben öyle bir şey mi söyledim şimdi ya? Yavrum bak belki holdinglerimiz yok eyvallah. Sevdiğimizi öyle villalarda yaşatamıyoruz, ona da eyvallah. Ama bir tane kalbimiz var, onun topusunu da sevdiğimizin üzerine yaptık yani. Elimizden bu geliyor, ne yapalım? Ben senin var ya, ben senin o kalbini yerim. Zür prensim benim, ha? Harbi mi diyorsun kız? Harbi diyorum. Bunu mu? Seviyor mu o beni be? Çok seviyorum Kurtuluş. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Sana zaten holdinge emanet etseler. Sen bunu böyle bir haftada falan batırır. Gerisin geriye bu köfteci dükkanına geri dönersin. O yüzden sen hiç böyle para pulla falan uğraşma. Düşünme olur mu? Yani Allah biliyor da ondan vermiyor diyorsun yani. Ha. Kız neydi bizim duamız? Çok verip de azdırma ya Rabbim. Amin. Amin amin. Şimdi bak ben eve gideyim tamam mı? Gülşah falan hazırlayayım. Belki Lale'yi ikna edersen ben de giderim onunla bale kursuna. İyi yavrum iyi tamam. Hadi tamam. Çantamı alayım çıkayım. Halacığım hoş geldin. Kızım
Hoş bulduk. Halacığım ben Gülşah'ın bale kursuna gidiyorum. İlk dersi bugün. Artık ben yokum yani. Tamam merak etme sen. Tost makinesindeki ekmekler sıcak. Senin için de müsli hazırladım. Ay canım benim. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Hadi hadi. Kolay gelsin. Günaydın. Ah, halacık geldi. Günaydın. Kolay gelsin diyeceğim. Hatta dedim. Kolaysa başına gelsin diyeceğim. Hatta dedim. Şu anda anladığım kadarıyla kum torbasına sahipsin. Artık bir kum torban var. O zaman Behlül kaçar. Hadi bakalım. Halacık kolaylıkla. Hadi bakalım. Hadi sıcak sıcak yedir bakalım. Hadi. Ay şey yeni geldim. Bir şey yapayım. Üstümü başımı düzelteyim. Asayım falan. Bir şeyler. Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar çocuklar. Nilüfer'cim. Anneciğim. Sen de fazla yorma kendini tamam mı yavrum? Tamam tamam anneciğim. Tamam sen merak tamam et. Dersin bak ha. Ay. Alo efendim Nergis. Hah anneciğim. Şimdi halam gitmiş de babama da yemek yapmamış. Ben de diyorum ki babama şöyle güzel bir çorba yapayım. Tamam kızım yap. Ya sen bir un çorbası yapıyorsun ya. Hani böyle içine kuru sebzeler falan koyuyorsun. Nasıl oluyor? İşte yoğurdu, unu, yumurtayı beraber çırpıyorsun yavrum. Ne kadar un koyacağız peki? Göz kararı koyacaksın. Tamam. Peki süt mü koyacağız üstüne, su mu koyacağız? Kızım üstüne işte süt ekliyorsun ya Nergisciğim. Tamam kızım ben yaparım. Tamam sen dükkana git tamam mı? Tamam görüşürüz. Bu kız beni deli edecek. Uzak dur dedikçe dibine giriyor. Kolay gelsin anneciğim. Biraz kısar mısın? O müzik değil, mazi. Kalbimin sesi Songül. Hatırlar mısın ne güzel söylerdim şarkıyı? Hatırlamak istemiyorum. Evet. Çorbanız da hazır. Efendi. Şöyle yapalım. Evet. Buyurun. Afiyet olsun. Tek kişilik mi? Hı hı. Benim o çorbaya karnım tok. Buyurun afiyet olsun. Ama ben tek kişi yemem ki. Onu evi terk etmeden evvel düşünecektiniz beyefendi. Hayır hayır onu demiyorum. Onu söylemek istemiyorum. Şimdi üst sitten takıldı ya ben kolumu kaldıramıyorum. Tek başıma yemiyorum. Birinin bana bu çorbayı yedirmesi lazım. Rica etsem sen çorbayı yedirebilir misin Songül? Lütfen. Of Yıldırım vicdan azabı gibisin. Öyle yayılmayın o zaman biraz toparlanın da geleyim. Miço. Mito. Bir toparlanın ama bir parça. Ayak kalkmıyor ya ayak kaldır. Ayağını tutuyorum. Biraz daha ama toparlanın. Bu kadar rahat yatmayın lütfen. Biraz böyle şey yapın. Ay o yo ben şey tamam. Ya ama şey son diyor ayak kaldı. Songül ayağım kaldı. İndiremiyorum. Tamam. Ha. Evet. Ay böyle daha iyi. Evet. Bakalım.
çok sıcak. Çok sıcak. Çok acı. Çiş çiş çiş. Acı acı acı. Evet biraz acı koydum biraz. Ciğerlerine de iyi gelir diye. Ne izotu? Ne biraz izotu ya? Doldurmuşsun izotu. Beğenmezsin eğer kendin yaparsın bundan sonra çorbanı. Yok 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 beğendim beğendim. Yani senin elinden zehir olsa içerim. Bugünleri gördüm ya. Sonra bu alev alev var ya yani yüreğimdeki o aşkımızı, küllenen aşkımızı gene alevlendirdi. Ha, ver ver. Derha kılıklı adam seni. Çoluğuma çocuğuma angarya olduğun yetmiyormuş gibi elimle çorba içiriyorum sana ya. Ama çok sevaba giriyorsun yani 10 tane yetim büyüsen bu kadar sevaba girmezsin. Sen kimsesiz bir yaşlı bir adama bakıyorsun şimdi. İşine gelince kimsesiz ihtiyar, işine gelmeyince dinamik. Ben gene dinamiyim. Öyle mi? Ben şey yapıyorum, günde 3 saat kürek çekiyordum Almanya'da. Spor salonunda 3 saat. İşte ben de onu diyorum. Yıldırım boşuna kürek çekme. Harun günde 5 saat yüzüyor. 5 saat mi yüzüyor? Ben 6 saat yüzüyorum. Hem de suyun dibinden hiç nefes almadım. Zaten nefes alma Yıldırım olur mu? Daha doğrusu nefesini al. Sağlıkla al ama burada alma. Tamam mı? Git buradan Almanya'ya dön. İyileşir iyileşmez dön. Tamam mı Yıldırım? Peki o Harun şey yapabilir mi? Bir bakışta, bir bakışta bir mücevherin kaç karat olduğunu pat diye söyleyebilir mi? Hadi bakalım. Sen 30 yılda anlamadın Yıldırım. O 3 ayda anladı kaç karat olduğumu. Songül deli etme adamı. Sen bir anneannesin. Ayrıca 3 stentli de olsa benim bir kalbim var. Bu tarafta. Evet bu tarafta. Bu kalbi hiç unutma. Öyle mi? Çok memnun oldum. Güle güle kullan. Sonuçta alışık değilsin. Hadi refakatçi. Mito, Songül'ü takip et. O Harun denen adamla karşılaşırsan da ısır onu. Her tarafını ısır. Neresini? Orasını da ısır, ısır, ısır. Paramparça et, parçala. Hadi fırla. Teyzeciğim, hadi gel hazır mısın? Ablacığım, ya bak ben bugün dükkana da erkenden uğradım, işlerimi falan da hallettim. Kendimi de iyi hissediyorum, ben götüreyim Gülşah'ı ha? Yok abla, ben götürürüm işte, seve seve. Hem biz Gülşah'la yolda balerin olma hayalleri kuruyoruz. Lütfen yıkma hayallerimizi. Ay iyi tamam, yıkmayayım hayallerinizi. Peki, Gülşah hadi kızım. Ay, 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 ay. Benim güzel balerinim ne kadar güzel olmuş. Anneciğim, balerini tabutumu yapamadım. Ben yaparım anneciğim. Hemen yaparım. Hemen yaparım benim sırma saçlı kızım. Güzel. Bak, 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 bak şimdi. Oh! Anne. Söyle kızım. Niye babam da bize gelmedi ki? Hadi ara lütfen. Durucuğum, biz seninle ne konuşmuştuk? Her gittiğimiz yere babanı çağıramayız. Yani bu duruma artık alış lütfen. Ama anne ya. Dur lütfen. Merhaba, hoş geldiniz. Hazırsak çocukları soyunma odasına alalım mı? Hadi kızım. Kızlar, hazır mıyız? Hadi bakalım derse, hadi. Duru. Duru. Durucuğum, sen niye hazırlanmadın hayatım? Bir sorun mu var? Var aslında öğretmenim. Babamı arayıp çağıracaktım buraya. Ama annemin telefonunun şarjı bitti. Anladım tatlım. Sorun değil, benden arayabilirsin. Ama numarayı ezbere biliyor musun? Evet, evet biliyorum.
Efendim? Babacığım benim Duru. Duru? Duru sen iyi misin? Kimin telefonu bu? Öğretmenimin. Baba benim bale kursuma gelir misin? Yalnız Durucuğum ben çalışıyorum şu an. Annen yok mu yanında? Var ama seni çok özledim. Herkesin babası yanında. Lütfen. Tamam geliyorum. Tamam. Mutlu musun şimdi? Evet çok mutlu. Harika. Hadi o zaman üstünü giyin derse gel. Allah'ım yemin ediyorum keş paranın serinliği hiçbir şeyde yok. Tamam çok da gösteriş yapmıyorum. Buyurun Kurtuluş Bey. O zaman hayırlı olsun diyelim mi ortak? Ortak mı? Hadi diyelim. Allah'ım partnership. Çok memnun oldum. Ay inşallah her şey yolunda gidecek. Her şey çok güzel olacak. Amin. İnşallah inşallah. Ay inşallah her şey çok yolunda gidecek. Bu arada her şey çok yolunda gideceğine inanıyorum. Neden derseniz aparatlarımla geldim. Ben bu işe hazır geldim. Hemen alayım hanımımdan. Şu anda hemen. Evet. Ay inşallah. Önlüğüm de var. Çünkü neden? Yağlı bir ortamda çalışıyoruz haliyle. Birazcık insan steril olmak istiyor. Nerede balıklar? Balık? Yok, bizimki balık değil. Köfte, köfte. Ha yaşayın köfte. Kıymalı olan o değil mi? Soğanlı değil mi? Evet, köfte. Budur, köfte. Bravo. Ben bir tek salata yiyeceğim zaten. Kızım, neyini yemeyeceksin? Mis gibi koktu orada balık. Mis gibi koktu orada zargana. Yemin ediyorum orada ızgarada yanıyor şu anda balıklar. Bak hala balık diyor. Köfte, köfte. Hani oluyor ya böyle koyu renkli, yuvarlak. O köfte yapıyoruz, güzel ol. Bravo, köfte. Mis gibi koktu kızım, köfte. Ben almıyor muyum acaba? Ben almıyor muyum acaba kokularını, köftelerini? Benim burnuma gelmiyor mu? Allah Allah ya, şimdi o köftenin maşasıyla böyle kısım kısım kıstıracağım seni. Diyette yemeğim üstüme gelmesene ya. Sen bugün biraz dinlen Erol'um. Ben böyle bize bir kutlama köftesi atayım. Daha iyi olur diyorum ben ha. Kusura bakmayın kendisi diyette olduğu için birazcık gergin, agresif. O yüzden bana sarıyor, öyle yapıyor. Yemesen de olur kız. Ayrıca şu anda Samet görüyorum ben burayı. Kurtuluş Bey gerçekten bizim bir ortaklığımız varsa Samet mi olmalıydı? İşte hani Samet sonu etle bitiyor ya öyle diye şey yaptık biz hani Samet. Etsam. Aman gerçekten ne kadar güzel düşünmüşsünüz. İlk akla gelen yemin ediyorum en güzel siz düşünmüşsünüz. Kurtuluş et olsun. Erol et olsun. Ne edersen et olsun ama Samet olmasın lütfen. Ben hemen bunu değiştiriyorum çünkü şirket sahibiyiz. Ortağız şu anda para verdik. Evet siz de konulabilir. Hadi siz şöyle bir oturun yemeye başlayın. Çünkü Filiz'in de filet. Filetto. Filetto. Onur. Onur ne işin var senin burada? Duru aradı beni de. Öğretmenin telefonunu. Yanıma gelebilir misin? Baba dedi. O yüzden geldim. Derste mi çıkmadım hala? Derste şu anda. Benden seni arayıp çağırmamı istedi ama ben aramayınca böyle bir yola başvurdu demek ki. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Lale. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.